İyi akşamlar sevgili seyirciler. Sivil Düşünce'de 2 haftalık aradan sonra yeniden karşınızdayız. Bildiğiniz gibi geçen hafta Mevlid Kandili olduğu için program yapmamıştık. Ondan dolayı 2 haftalık ara vermiştik. Yeniden huzurlarınızdayız. Türkiye her hafta olduğu gibi yine ne yazık ki karışık, lüzumsuz karışıklıklarla böyle önemli bir dönemde iç gündem meşgul edilmiş oluyor. Bu karışıklığın başında MİT'e yönelik operasyon çabaları var. Bunu konuşacağız en başta. Öbür taraftan sınır komşumuz Suriye'de ne yazık ki kan akmaya, oluk oluk kan akmaya devam ediyor. Ve uluslararası camia bu konuda üzerine düşen vazifeyi nedenle yapıyor. Bu konuyu da zamanımız olduğu ölçüde konuşacağız. Eğer vakit kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreye giderken yaşadığı süreçleri de program içerisinde değerlendirmeye çalışacağız ama ilk olarak MİT'e yönelik bu soruşturma çabalarını veya operasyonu konuşmaya başlayalım. Sonra devam ederiz. Hocam sizle başlayalım. MİT'e yönelik bir operasyon olduğu anlaşılıyor. Hep beraber izliyoruz. İşte MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş de dahil olmak üzere bazı MİT mensuplarının savcılığa çağrılması, gözaltına alınması, tutuklanma çabaları gibi girişimler söz konusu. Bütün bunlar zamanlama olarak üst üste gelince sanki MİT'e yönelik bir kurumsal operasyonla karşı karşıyayız gibi bir durum akla geliyor. Ama öbür taraftan da bunu savcılar ve mahkemeler yapıyorlar. Sizce yaşanan süreç normal, rutin olması gereken bir hukuki süreç midir? Yoksa bunun ötesinde bir şeyler mi var? Ne anlıyorsunuz? Şimdi çok üzücü olan şudur ki Türkiye işte tam dünyada özellikle bölgemizde çok önemli değişiklikler olurken bu değişiklikler üzerine gölgesini düşürürken, bunu olumlu anlamda söylüyorum, yani varlığını, etkisini hissettirirken birden kendi içinde kavgalara, kendi içindeki böyle soyut çekişmeler, soyut derken de tabii bunlar ciddi ve gerçek çekişmeler değil demiyorum ama yani dünyadan Türkiye'yi izole eden ve etkinliğini azaltan kavgaların içine sürükleniyor Türkiye. Şimdi bunu da böyle bir takım bilmediğimiz, adını koyamadığımız dış güçlerin etkisi olarak söylemeyeyim ama belli ki Türkiye'de hala rejim oturmamıştır. İki nedenle oturmamıştır. Bir, kurumlar arasında bir ittifak ve işbirliği hala sağlanamamıştır. İkinci olarak da bu toplumun nasıl olması gerektiği, nasıl yönetilmesi gerektiği, yönetim biçimi, hukuku ve sorun çözme yöntemleri konusunda bir ortak akıl oluşamadı. Şimdi böyle iki tane zafiyet var. Şimdi hedefteki MİT'tir değil mi? Şimdi MİT doğrudan doğruya başbakana bağlıdır. Ve son zamanlarda MİT'in üzerinde iki tane önemli görev bizim de anlayabileceğimiz biçimde belirginleşti. Birincisi Türkiye'nin temel sorunlarında başat bir rol olması, yani ana aktörlerden biri haline gelmesi, başta Kürt sorunu olmak üzere. Yani komünist kovalamaktan ülkede böylesine önemli ve Türkiye'yi zayıflatan bir sorunu çözmekte önemli bir rol üstlenmiş olması. İki, Türkiye'nin bölgesinde artan etkinliği içinde bu etkinliğin unsurlarından biri haline gelmesi. Şimdi birileri bunu engellemek istiyor. Şimdi birileri derken komplovari düşünmüyorum. Yani işte o içerideki ve dışarıdaki düşmanlar falan filan. Ama çok belli ki bu hükümete yönelik, MİT üzerinden hükümete yönelik ve Hakan Fidan'ı atayan da görevlendiren de başbakan olduğu için doğrudan doğruya başbakanın şahsına yönelik olan bir operasyondur. Şimdi madem ki böyle bir operasyondur, yani böyle tanımladık, o zaman bunun aktörleri kimdir diye bakıp hükümetin şimdiye kadar önermiş olduğu ve o çevrelerden gelen
direnci dillendirenler kimlerse onların yanında yer alan gene devletin içindeki bir takım kurumlardır ve kurumlar ve kadrolardır. Evet. Böyle söyleyeyim ve Tamer Bey'e o biraz daha şeydir, bu konuda enformedir kurumlar ve şahıslar adına sözü devredeyim müsaadenizle. O zaman buyurun Tamer Bey. Burada sadece MİT müsteşarı değil, yani kişisel bir durumun ötesinde MİT'e kurumsal olarak bir hareket çekme var. Bunu bir defa koyalım ortaya. Aynı zamanda bu sadece MİT'i değil, Başbakanı, Cumhurbaşkanı'nın hükümeti ve netice itibariyle Türkiye'nin yeni gidişatını, yeni Türkiye'yi hedef almış bir hareket olarak ben bunu görüyorum. Ancak tabii bu tür hareketlenmelerin, bu hareket çekmelerin sonucu almak, sonuçlarını almaları mümkün olmaz. Ama bu vesileyle de Türkiye bazı hadiseleri daha iyi görünür. Bazı hadiseler gün ışığına çıkmış durumdadır. Bazılarını daha iyi tanır. Şimdi şöyle bir zihnimizi yoklayalım. MİT müsteşarını hedef alan bir İsrail açıklaması vardı. MİT müsteşarı göreve geldiği zaman onu İrancı gibi göstermeye çalışan trajikomik bir atraksiyon vardı. Daha sonra Oslo görüşmeleri sızdırıldı. Bu izleyicilerimiz de o görüşmelerin nasıl sızdırıldığı ile ilgili programımızı hatırlayacaklardır. Yakınlarda ise çok dramatik bir hadise meydana geldi. Uludere hadisesi meydana geldi. Bu çok önemli. Bir tuzak kuruldu. Ha, o tuzağa düşülmemesi gerekiyordu. Onu konuştuk zaten. Bu tuzak kuranlar kimlerle ilgili, kimlerdi sorusuyla ilgili olarak hatırlarsanız o dönemde istihbaratı MİT verdi diyenler oldu. Fakat öyle çıkmadı. Ve genellikle o istihbaratla ilgili konuşulanlar İsrail ve ABD eksenine doğru yöneldi. Şimdi bu aşamada da savcılar eliyle, bazı savcılar eliyle ve bazı emniyetçiler üzerinden burada devlet, bir yeni bir devlet ve Kürt sorunu çözümü için bir irade gösteriyor. Yıllarca o sorunun çözülmesini istemeyen eski devlet mekanizmasına karşı o sorunu çözmek için çok ciddi bir dönem yaşıyoruz. Şimdi böyle bir çözme iradesinin engellenmeye çalışan bir sonuç ortaya çıkar. Eğer siz burada MİT vazifesini yaparken MİT'in bir takım ithamlarda bulunuyorsunuz. Bu vazifeyi yaparken onu suç olarak görüyorsunuz. Üstelik o ithamlar, o iddialar yayınlanıyor. Bir hüküm belirterek genellikle orada MİT'i hedef tahtasına oturtan yorumlar nasıl hüküm bildiriyorlar. Bu böyledir diyorlar. Şimdi o zaman demek ki bu tür operasyonlarda bir takım KCK yapılanmalarının içerisine onu çözmek, orayı etkisizleştirmek, terör örgütüyle mücadele etmek, terörle mücadele etmek için bu tür çabaları yapmayacaksınız demek ki Ünlem. Çünkü yaptığınız zaman suçlu olarak görülüyorsunuz. O zaman ne oluyor? Yeni devletin Kürt sorunu çözmek için yaptığı çalışmalar bir suç olarak ortaya konulmaya çalışıyor. Bu kimin ekmeğine yağ sürer? Bu sorunun çözülmesini istemeyen ABD, İsrail, Ergenekon hattının ekmeğine tereyağı sürer. Bunu bir defa koyalım. Yani bir zaman önce, yakın bir zaman önce Oslo görüşmeleri internetten kamuoyuna mal olduğu zaman bu görüşmeleri, ya bu görüşmeler olması gerekir. Bu görüşmeler doğal olan süreçtir. Şiddetle bir mücadele değil. Bu tür bir yöntemle bu mücadele yapılmalıdır diyenler bugün bakıyoruz MİT'i bu mücadeleden dolayı suçlu olarak resmediyorlar. Hangi MİT o? Ergenekon operasyonları noktasında en fazla gayret sarf eden devlet kurumlarının başında gelen MİT. Evet. Bunu da ifade edelim. Şimdi Evet. Devam bitti mi? O yüzden bir şey daha söyleyeceğim. Geçen programda millileşen MİT demişti Şenol Bey. Burada millileşen MİT'e karşı bir harekat görüyoruz. Bu kadar. Şimdi Şenol Bey'e şu yönüyle sormak istiyorum. Şenol Bey, Ergenekon operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan çok sayıda general terör örgütü kurmak ve yönetmek, silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla gözaltına alındılar. Sonra tutuklandılar. Şimdi cezaevindeler. Bunlar olurken birileri hep şunu söylediler. Ya koskoca terörle mücadele eden generaller nasıl terör örgütü kurar
terörist gibi yargılanır ve cezaevine atılır. Olur mu böyle bir şey? Bu mantıksızlık. Siz siyasi bir yargılama yapıyorsunuz. İşte bizim terörle mücadele eden kahraman generallerimizi cezalandırıyorsunuz. Olmaz böyle bir şey. Bu özel yetkili mahkemeler kaldırılsın. Tutukluluk süreleri çok uzun kısaltılsın ve tutuksuz yargılansın gibi bir takım gerekçeler ve itirazlar öne sürüyorlardı. Şimdi bunlar yapılırken medyada, siyasette, işte entelektüel camiada destek verenler vardı bu görüşe ama büyük ölçüde de o görüşler refüze edildi. Yani şey bulmadı, karşılık bulmadı toplumda. Yani operasyonlara ve bu yargılamalara destek var kamuoyunda büyük ölçüde baktığımızda. Kamuoyu yoklamaları da bunu gösteriyor. Şimdi o operasyonları yapan kimdi diye baktığımızda biraz önce Tamer Bey'in de söylediği gibi en başta Milli İstihbarat Teşkilatı, tabii emniyet camiasının da büyük katkıları vardı ve siyasi bir irade var sonuç olarak bunların da arkasında. Burada Hakan Fidan'la Emre Taner'le Afet Güneş'le ilgili suçlamalara baktığımızda tabii iddianameyi görmedik. Dosyayı bilmiyoruz. Daha, ancak basına sızdırılan kısmıyla gördüğümüzden çıkardığımız sonucu ortaya koyacak olursak aslında şu sorular sorulacaktı denilen sorulara baktığımız zaman şu ortaya çıkıyor. Bu adamlar yani Emre Taner, Afet Güneş, Hakan Fidan terör örgütü kurmuşlar. Yönetiyorlar silahlı terör örgütü ve bu ülkeye karşı mücadele eden terör örgütü bu da. Yani KCK'yı bunlar kurmuşlar. Bunun Türkçesi bu. Yani oradaki soruların Türkçesi bu. Bu çerçevede bir sorgulama olacağı anlaşılıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Tabii ben bunu söylerken Tamer Bey'in başlangıç vurgusuna katılmıyorum. Dolayısıyla diyalektik olarak aslında Tamer'le bugün iki ayrı pencereden bakmış olacağız. Şöyle ki ben bunu yeni devlet vizyonuna yapılan bir taarruz olmaktan ziyade yeni devlet vizyonunun biraz herkesin kendine gelmesi konusunda ortalığı biraz titretmesi olarak görüyorum. Şimdi bakın, Türkiye epeydir konuşuyoruz, bu programlarda da konuştuk. Devletin kendi kurtuluş savaşını yaptığı, Doğu Hocam'ın da başta vurguladığı şekliyle yeni devlet vizyonuyla hem bölgesinde hem dünyada bir takım politikaları devreye soktuğu bir süreç yaşıyor. Şimdi bu süreci götüren insanlar da 2-2-4-2 hakikaten bizim o tarihi devlet algımıza uygun olarak uygun ve haşmetli bir devlet aklıyla hakikaten çoğu süreci hatasız götürdü ve götürecek gibi. Bu bir yerde aksadı. Orası Uludere. Uludere'de iki özne, belki de bu süreçler içinden önemli şekliyle tırnak içinde, izleyicilerim kusura bakmasın, tıfaya getirildi. Birincisi, 9 aydır doğru dürüst siyasi açıklama yapmayan, bu tür memleketteki ortaya çıkan bir takım meselelerle ilgili olarak herhangi bir atakta bulunmayan, yeni devlet vizyonu içinde kendini konuşlandırmaya çalışan ve de terörle mücadele ise terörle mücadelede de tarihin en büyük operasyonlarını yapan ve sonuç getiren operasyonu yapan silahlı kuvvetler ve yeni devlet aklı zannımca hiç beklemediği şekilde tıfaya getirildi. Nasıl? 7 yaşında katırının işte önüne koyduğu kırtasiye malzemesi, mazot bilmem neyi yapan bir çocuğa 3 sorti bomba yağdırılıyor. Şimdi silahlı kuvvetler oturup bir çocuğa 3 sorti bomba falan yağdırmaz. Demek ki silahlı kuvvetleri ve dolayısıyla yeni devlet aklını ertesi güne hazırlarken o gün orada sahiden PKK'nın işte ismi geçen bir takım insanlar falan dahil üst düzey yöneticilerinden bir veya birkaç kişinin orada olduğu, kesin olduğu gibi bir takım verilerle bu işe net şekliyle odaklandıran birileri var. Var. Saptıran yani. Tabii. Hocam kötü bir tuzaktı. Aslında ucuz atlattık. Sabotaj aslında bu. Siyasi ucuz, bir sabotaj. Ucuz atlattık. Hakikaten liberal aydınlardan da bir takım insanların ferasetiyle yani
olay böyle değil, kasıtla şeyi ayırt etmek lazım gibi. Başta Gülay Göktürk hakikaten net yazılar yazdı. Liberallerin toplumun hepsi faşist değilmiş yani. Tabii değil. Yani ben liberal... Aa, bir yumuşama görüyoruz burada. Hayır. Şimdi bütün liberaller faşisttir demekle liberal faşist demek ayrı şeyler bunlar yani. İzah edersiniz. Siz de gülümsüyorsunuz ya. Değil. Şimdi tabii ki liberallerden bu ülkenin istifade edeceği şeyler var da samim olmak lazım. Neyse. Neticede şuraya geleceğim. Çok kritik bir süreçti ve biz bunu aslında ucuz atlattık. Yani Türkiye'nin başına çok büyük badireler açabilecek bir olaydı o olay. E şimdi bu nasıl oldu diye bakıldığında birileri silahlı kuvvetleri belli ki odaklandırmış. Yeni devlet aklını odaklandırmış. Böyle başarılı operasyonlar sürecinde de orada sahiden örgütün belli birkaç ismi götürülecek algısıyla ortaya çıkarken birdenbire yeni devlet 7 yaşındaki kendi çocuklarını vuran devlet konumuna düşürüldü. Evet. Ben yeni devlet vizyonunun bunu yediğini, yuttuğunu zannetmiyorum. Geriye döndü arkasını. Yeni devlet vizyonunun özelliği şu. Şöyle anlasın izleyicilerimiz. İşte Ahmet falanca şunu yapıyor. Yapsın, önemli değil. Tedbir alındı. Mehmet şunu yapıyor. Onun da tedbir alındı. Ama bu güya kendi organize ettiği bir şey de tıfaya düştü. Şimdi bu başka ne de düşürebilirim? Beni buna düşüren argümanlar neydi? Şimdi yüzünüzü döndüğünüzde de kamuoyuna yansıyan devlet içinde bu işlerin iletişimini, haberleşmesini, istihbarat mekanizmalarını harekete geçiren bir takım odaklar özne olarak önüne geldi. Kim getirdi kardeşim bu bilgiyi bana? Nereden geldi? Nasıl geldi? Ben buraya nasıl odaklandım? Beni kim odaklandırdı? Burada zinhar, sakın insanlar bunun Hakan Bey falan olduğunu sanmasınlar. Burada konu Hakan Bey falan değil. Ama belli ki her zaman şikayet ettiğimiz devlet dağınıklığı içinde PKK'yla görüşürken de, KCK'yla görüşürken de, onu yaparken de, bunu yaparken de özlenen o disiplinli modelden ziyade dağınık, o dağınıklık kültürü içinde yeni devlet vizyonunun aldatılabileceği bir ilişkiler yumağı ortaya çıkmış. Benim net kanaatim ki ilavelerim olacak daha belki konulara gireceğiz. Bu dağınıklık kültürü içinde kardeşim bunu kim yaptıysa bulun getirin. İddia ediyorum eğer bunu yapan insanlar fiilen getirilip bulunup konsaydı belki hukuk zemininde böyle bir atak ortaya çıkmayacaktı. Net söylüyorum. Peki. Hattımızda İbrahim evet. Güçlü var Diyarbakır'dan. İsterseniz İbrahim Bey'i de dinleyelim. Ondan sonra üzerinde konuşmaya devam edelim. İbrahim Bey, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar stüdyodaki bütün arkadaşlara, dostlara. Evet, teşekkür ederiz, sağ olun. Hemen konuya girelim isterseniz. Bu MİT çerçevesinde yürüyen süreçleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl anlamlandırıyorsunuz? Buyurun. Daha doğrusu son olayı Uludere'ye girmeyelim ama Uludere ile ilgili bir... Oraya girmeyeceğim. Evet. Hayır, Uludere'yi değerlendirmek için söylemiyorum. Uludere'de Uludere'nin bir mihenk taşı olduğunu düşünüyorum. Doğrusu Uludere'de ortaya çıkan gelişmeler sonrasında benim kafamda netleşen iki tane mitin olduğu konusu söz konusuydu. Ben bu iki mite göre analizlerde bulundum. Dolayısıyla ileri sürülmüş olan ikinci bir mitin, yani şeyi tuşa getirmek için, yani AK Parti'nin şu anda yürüttüğü mücadele stratejisini akavete uğratmak için bir plan programın yürütüldüğünü ve 34 Kürt'ün katledildiğini düşünüyorum ben. Evet. Şimdi bundan yola çıkarak bugünkü MİT'e geldiğim zamanda, yani bu yazılıp çizilenlere ve ifade edilenlere baktığım zaman sorun hem karmaşık, çünkü daha doğrusu aktörlerin durduğu yerler itibariyle benim kanaatime göre bugün uygun duruş yerleri var, olmayan yerler var. Neden böyle olduğunu ayırt edeceğim. Yani o da şu. Benim düşünceme göre ortaya çıkan gelişmeler
baştan beri söylediğimiz devlet tarafında kurgulanmış olan PKK'nın, yani 1975-76'larda kurgulanmış olan PKK, örgütlendirilen PKK, yani hem Kürt hareketine karşı örgütlendirilen hem de iç mücadelede 12 Eylül'ün hazırlanmasında bir enstrüman olarak senaryolaştırılan, tasarımlaştırılan PKK, Öcalan'ın Suriye'ye gitmesinden sonra denilebilir ki kontrolden çıkıyor ve bir dönem sonra tekrar döndüğü zaman bu veriler bir şeyi ortaya çıkarıyor ki aslında hem genel anlamda PKK'yı ve hem yine de özel olarak Kürt kitlesini kontrol altında tutabilmek, iç mücadelede Öcalan vasıtasıyla yine devlet iktidarıyla sivil iktidar için mücadelesinde devlet iktidarından yana bir enstrüman olarak kullanmak için KCK'nin bugün çok netleştim ki eski MİT tarafından örgütlendirildiği konusunu bugünkü bir takım belgeleri inceledikten sonra da biliyorsunuz sizin programlarınızda da bir şey ifade etmiştim ben bunu. Bugün KCK'nin sözleşmesini gözden geçirdim. Demokratik Özellik Projesi'ni ve Öcalan'ın İmralı'ya geldikten sonra izlediği bütün stratejileri, demokratik cumhuriyet, konfederalizm, bütün bu projelerin literatür olarak tanıdığımız, bize yabancı olmayan bir literatür olduğunu tespit ettim. Şu anda ismini söylemiyorum. Demokratik Toplum Kongresi'nin toplantılarına da katılmış olan MİT'in önemli bir takım geçmiş ikinci yani adamları benim kanaatime göre Demokratik Toplum Kongresi'ne tesadüfen katılmış değiller. Ve bütün bu belgelerin onlar tarafından hazırlandığını toplum şeyin KCK sözleşmesini teknik ayrıntılarıyla incelediğim zaman bunu gördüm. Çünkü bu teknik zihniyet PKK'nin zihniyeti değildir. Benim Öcalan'ı tanıdığım kadarınca onun teknik bir zihniyeti değildir. Böyle bir teknik zihniyete sahip değil. Dolayısıyla olay şu. Ben KCK'nin doğrusu MİT tarafından kurgulandığını, senaryolaştırıldığını, üstelik şu andaki işte yönlendirenlerin %50'sinin ölçüsü veriliyor. Ben bunu hayır, yönlendirme değil, bizzat örgütün kurucuları olduğu düşüncesindeyim. Yani siz o zaman Hakan Fidan'ın da bu KCK'yı yönetenlerden birisi olduğunu düşünüyorsunuz? Hayır. İşte burada bir şey var. Aktörlerin yerli yerine oturtulmaması söz konusudur. Benim kanaatime göre KCK'yı kurgulayanlar ilk iktidar mücadelesinde iktidarın sorunların çözümü konusunda Oslo'da dahil olmak üzere yani Oslo sonrasındaki sözleşmenin, anlaşmaların bozulmasının nedeni ortaya çıktı ki biz PKK dedik. Aslında bizatihi eski MİT olduğu da çıkıyor. Yani Hakan gerçekten iktidar adına benim kanaatime göre iyi niyetle katılmış. O zaman zaten MİT'te görevli değil, başbakan müsteşardı. Orada hükümet sorunların müzakereyle çözülebileceği konusunda bir irade sahibi. Müzakere evet. Edelim. Ama onu biliyorsunuz ki ben bu konuda şöyle bir düşünceye sahiptim. Doğrusu PKK varlığını devam ettirebilmesi için anlaşma hangi düzeyde olursa olsun silahı bırakmayacağı konusunda mutlak bölgedeki ilişkilerini yani İran ilişkisini ve bugün Suriye ile olan yeniden ilişkilerini bu bölgemizde oluşan İran, Maliki kliği, Hizbullah, Suriye kliğinin yanında da doğrudan yer almış olması Kemalist ekibin, CHP'nin, ulusal solcuların da bu ekip içinde bölge çapında yer almış olması bize şunu gösteriyor ki evet sözleşmeye hem oturdular hem de bu sözleşmeyi PKK'nin eliyle bozanlar bunlar oldu. Evet. Yani İbrahim Bey hemen toparlarsak çok sevinirim. Toparlarsak şunu söylüyorum. Şu anda belki de savcı ve emniyet haklı olarak soruşturmayı yaparken
eline geçen belgeler itibariyle bugünkü MİT müsteşarının tutumuyla çok eskiye dayalı olan, yani KVK'nin kuruluş dönemine dayalı olan, tabii bir takım başka şeyler de var, yani görüşmeler de var, zaten onların bantları da var. Bunlardan doğrusu Hikmet Hakan Fidan bu konularda sorumlu değil. Bu anlamıyla Şenol Bey'in söylediği, hükümetin Hakan Fidan'ın burada bir planı içine düştüklerini ve hatta bugün bile hükümetin bunları ayrıştırma yerine aktörlerin durduğu yeri bizatihi savcının ve emniyetin bakışıyla Hakan Fidan'ı da hedef almış olmasından dolayı korkunç bir planı hükümet görmemezlik gibi bir yanlışa düşebilir, düşüyor gibi geliyor bana. Evet. Çünkü KDK şöyle bir vurgu sizin programınızda yapmıştım. Ve şu, bak çıkan programlara göre, bu anlaşmaya göre PKK belli bir bölgenin terk edileceği konusu söz konusu. Evet, tıpkı Kemalistlerin senaryosuna uygundur. Batı'da kaybettiği kaleleri benim kanatıma göre Kürdistan'da, Kürt bölgesinde PKK'de yeni bir kale oluşturarak geniş bir iktidar, üstelik de silahlı bir iktidar gücü yaratmaya çalışmışlar. Evet, bence bugün mücadele yine bir iktidar, bir iç iktidar mücadelesidir. Ve bu sivil iktidarla yine geçmiş devlet iktidarı arasındaki bir mücadeledir. Aktörlerin durduğu yer farklı olabilir. Onun evet. için ben yine Hakan Fidan'ların da provoke edildiğini ve bu anlaşmanın da PKK ve PKK'yı yönlendiren, KCK'yi yönlendiren ya da içinde olan kuranların yaptığı düşüncesindeyim. Peki, çok teşekkürler İbrahim. Sorma biraz böyle bakmak lazım. Peki İbrahim Bey, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, sağ olun. Ya ben şunu görüyorum. Bu olayla gerçekten kafalar iyice karıştırılmış durumda. Yani kafalar çok karıştırılmış durumda. Yani ben İbrahim Bey'in görüşlerine çok saygı duyan bir insanım. Birçok konuda da aynı şeyleri paylaşıyorum. Ama bu tahlilini ne yazık ki benimseyemiyorum. Onu başta söyleyeyim. Ama bu da normal. Çünkü işin arka planını bilmiyorsak fazlaca gördüğümüzden, basında çıkanlardan bu tür yorumlar yapılması son derece doğal olabilir ama ben gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Biraz düzelteyim mi ortalığı? Hocam düzeltin de şimdi ya diyelim ki eski MİT bir şey yapmış, bir hata yapmış. Bunun hesabını oraya yeni gelmiş olan ve o MİT'i düzeltmeye çalışan adamdan niye soruyoruz? Yani böyle bir şey olabilir mi? Ya şimdi, oradan hayır, ya, şeyi PKK'yı bakın, kuran MİT şeyi mi? Hayır, KCK'yı MİT'i... Ama işte bu, MİT, şimdi İbrahim Bey'in argümanı anladığım kadarıyla şu, zaten MİT'i kuran, daha doğrusu PKK'yı kuran MİT'ti, KCK'yı da MİT kurdu. Sonucu iddia, çıkıyor yani. İddia bu o iddia, zaman. Hayır, dolayısıyla şu düzeltmeyi yapalım. Alper Bey lütfen. Devletin bakanları da açıklama yapıyor. Oraya talimatla gitti diye. Yani şu andaki MİT görevinden dolayı MİT müsteşarı olarak çağrılmıyor. Muhtemelen o dönemdeki görüşmeler ve ilişkiler yumağıyla ilgili olarak gel bilgi ver. Bu nedir gibi bir şeyle çağırılıyor. Şimdi Şenol Bey, bakın, kesinleştirmeyelim. Burada, bak öyle değil. Sadece o kadar masum değil. O kadar masum olsa zaten hiç kimse bu kadar gürültü çıkarmaz. Şimdi öyle bir çağrış biçimi var ki bu adamın şüpheli olarak mı bilgisine başvurmak için mi çağrıldığı bile belli değil. Baktığımızda. Meydan ya, okuyarak çağırmalı. Bir meydan okuma söz konusu. Gece yarısı aranıyor. Şimdi dosyayı hazırlayan savcı uzunca bir süredir yurt dışında bir seminer için seminer için gitmiş ve bu arkadaş hala dönmedi. Pazartesi dönecek zannediyorum. Kimseye haber vermiyor. Diğer savcıya görev veriliyor ve kendisi yurt dışındayken o savcı devreye giriyor ve böyle bir şey gürültülü bir şey yapılıyor. Bir taraftan da işte basına veriliyor tamam. Şeyler vesaire. Şunu demek istiyorum. Evet. Şimdi bir hata varsa geçmişte yapılan evet. Bilgisine başvurulabilir tabii. Niye bilgisine başvuruluyor? Nasıl?
İstanbul'da balyoz soruşturmasına Çetin Doğan'ın talimatıyla katılan insanların bilgisine mi başvuruldu? Orada suçsuz günahsız yarbaylar, hukuken suçsuz demiyorum tabii ki. Anlatabildim mi? Buya buradan çığlıklar attık. Ben de olsam şu görüşlerimle Şenol Özbek olarak o toplantıya katılmak zorundaydım. Emir kulu olarak talimatla oraya gelenle Çetin Doğan'ı ayır dedin dedik mi? Çok dedik. Güzel, çok güzel. Dedik. Şimdi başbakanın talimatı talimat oluyor da Çetin Doğan'ın talimatı niye talimat olmuyor bu ülkede? Çok güzel bir noktaya geldiniz. Buyurun. Zaten bunu dedirtmek istiyorlar bize şu anda. Zaten bize bunu dedirtmek istiyorlar. Dedirtiyorlarsa diyelim bir, yani ne olur. Ya olur şimdi, mu öyle şey? Ya işte olur mu öyle şey de bakın yani burada ben şöyle toparlayabilir miyim hadiseyi? Buyurun, yani ne demek istediğimi müsaade ederseniz bir şey yapayım. Bir kere Türkiye'nin demokratikleşmesinde, yeni Türkiye dediğimiz yeni vizyonun oluşmasında unutmayalım ki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın rolü çok büyük. 2007'de daha bütün bu Ergenekon soruşturmaları başlamamışken, demokratikleşme süreçleri olmamışken, 2007'nin Ocak ayında Hrant Dink'in öldürülmesinden birkaç gün önce, bir hafta 10 gün önce bir vizyon açıklandı. Bu eleştirilebilir. Bunu yapmak MİT'in görevi midir? Hükümetin görevi değil midir diye eleştirilebilir. Ayrı mesele. Ama bunu MİT yaptı. Bakın. Demek ki bu sürecin gelişmesinde MİT'in rolü çok büyük. MİT'in içinde tabii ki hatalı, lüzumsuz veya yanlış adamlar da olabilir. Eyvallah. Buna da itirazım yok. Fakat şimdi şu anda bölgemizde ve Türkiye'de yaşanan hadiselere bir bakalım. Daha bir ay önce MİT 85. yıl dolayısıyla bir takım nasıl söyleyeyim? Tanıtım faaliyetlerinin ötesinde Türkiye'nin yeni stratejilerine dönük bir faaliyete başlamış. Türkiye'de bu istihbarat dağınıklığını ortadan kaldırmak için Milli İstihbarat Genel Sekreterliği diye bir oluşum meydana getirilmiş. Tamam, bunlara kimsenin itirazı yok ki. Bunun başına Hakan Fidan getirilmiş. Genelkurmay'ın GES dediğimiz çok önemli dinleme ve takip sistemlerinin olduğu birim MİT'e devredilmiş. Şimdi burada bir takım kıskançlıkların da olduğu anlaşılıyor. Ama bu kıskançlıklar Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki kurumsal yapının kıskançlığından ziyade başka bir takım, yani emniyet içerisindeki başka bir kesimin, grubun kıskançlığı da olduğu sonucu çıkıyor gelişmelere baktığımızda. Yok yok. Bunun bakın. Alper Bey müsaade edin. Bir dakika yani, ben toparlayayım, konuşacağız. Yani konuşacağız. Bana soru sorarken zaten tarihin en uzun sorusunu sordunuz, analizi yapıp verdiniz. Şimdi de yani soru sorarken ama analiz midir, soru mudur falan onu çözmeye çalışıyorum. Hayır size sormuyorum, ben kendi görüşümü söylüyorum. Şu anda anlatmaya çalıştım. Benim renklensin. Programımız renklensin diye söylüyorum. Ya renklensin de. Şimdi MİT'in yeni vizyonu, yeni devlet vizyonu, yeni Ankara. Bu milletin çoğu zaten bunları anlıyor. Bunlara falan şerh koyan, bunlara karşı... Yok ki. Burada başka bir denklem var. Ben net söylüyorum. Hakan Fidan şu anda arka planda şudur budur ayrı. MİT müsteşar olarak çağrılmıyor oraya. Hakan Fidan şu anda KCK, OSO görüşmeleri de dahil olmak üzere o süreçlerde o kesimle irtibatı sürdüren, orayla ilgili bir takım diyaloglar geliştirmiş. Bunu da ben suç unsuru olarak demiyorum, kınamıyorum. Bunu programlarda defaatle dedik ama yeni izleyenler falan belki yeni açıyordur. Devlet görüşmeli. PKK'yla, APO'yla, gerekirse şeytanla görüşmeli. Tek şerhim, her zaman söylerim. Kamu vicdanını, toplumu incitmeyecek şekilde. Geçen programda da bu konuyu, OSO görüşmelerinin sızdırıldığı videoyu konuştuk dinledik. Konuştuk. Orada da aynen bu vurguyu yapmışız. Yapmışım. Bu tür görüşmelere MİT'in daire başkanı, MİT'in başkanı falan gitmez. Siz de hatta hocam Batı ülkelerinde uygulanan örneklemeler yapmışsınız. Oturup başbakanlığın müsteşar yardımcısı falan gitmez. Siz bu görüşmeye eğer kendi müsteşar yardımcınızı gönderiyorsanız o müsteşar yardımcınızı ileride MİT müsteşarı diye düşünmeyeceksiniz. Eğer MİT müsteşarı olarak düşünüyorsanız onu bir yerde saklı tutup
O görüşmeye Doğu Ergeli, Şenol Özbey'i, Tamer Korkmaz'ı falan göndereceksiniz. Bu işte sivil aktörler kullanacaksınız. Şu anda Hakan Fidan siyasi bir acemiliğin cezasını çekmektedir. Peki, bedelini Emre, ödemektedir. Tamam da peki Emre Taner'i nereye koyacaksınız? Afet Güneş'i nereye koyacaksınız? Bunlar da zaten o görüşmelerde... Peki patır patır toplanan Diyarbakır'da, Hatay'da, Adana'da, İstanbul'da, Ankara'da toplanmaya çalışılan MİT görevlilerini nereye koyacaksınız şimdi bakın, burada? Şimdi o görüşmeler sürecinde yani ismi geçen Fidan, insanlar bunlar zaten. Diyelim ki faturasını ödüyor. Öbürüne, diyelim ki Hakan Fidan sizin dediğiniz gibi olsun. Acemiliğinin faturasını ödüyor. Şimdi yok, Emre Taner de acemiliği. Hayır, hepsi onun şu anda faturasını ediyor ama söylüyorum. Akıllı bir devlet. Ama bu MİT yani müsteşarının müsteşar yardımcısını yani bak MİT müsteşarını müsteşar yardımcısını falan böyle devletin adamlarını bu görüşmelere göndermez. İşte en yakın örneği İspanya'da görüşmeler yapılırken İspanya'nın içinden bile değil hocam. Avrupa'daki bir takım siyasetçi, akil adamlar falan bu işte tuttular, ya şey yaptılar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Amerika Birleşik Devletleri El-Kaide ile görüşmeye savunma bakanını gönderdi. Bu çıkmadı diye bir sorun yok şu anda tabii, bilinmiyor diye, yayınlanmamış diye. Savunma bakanı görüşüyor El-Kaide'nin başıyla. Vallahi. Yani diyorsunuz ya işte diğer ülkelerde şöyle oluyor. Bunun böyle değişmez bir kuralı olduğunu zannetmiyorum. Ha öyle olabilirdi yani burada bu değerlendirilebilir, tavsiye ya edilebilir. Bütün bunları söylerken mesela, bu insanları suçlayır falan pozisyonda değilim. Alper Bey lütfen öyle değil. Ama siz eğer akıllı siyasi politikalar geliştirmez, akıllı argümanlar sunmazsanız iş döner dolaşır. İşte insanların kafa karışıklığı oluşturuyor. Kim kimle ne görüştü, sen ne dedin? Kardeşim sen bu adamla irtibat halindeymişsin, görüşmüşsün. Bu adam şimdi şu fiillerin içinden, bu nasıl iş falan gibi herkesin kafasını beynini karıştıracak şeyler ortaya çıkar. Onun için başta yapılan siyasi hatalar sonuçta böyle bedel ödetiyor herkese. Şimdi bakın ben, şimdi bütün bu bir ara verelim mi hocam? Ara bir cümle, bir cümle. Neyi gösteriyor biliyor musunuz? Biz kendimiz bile bu temel meselelere doğru dürüst teşhis koyamıyoruz. Meselelere teşhis koyamazsak çözüm konusunda nasıl bir ortak akıl oluşturacağız? Eksik olan o ortak akıldır. Türkiye'nin en büyük eksikliği, siyasetinin beceriksizliği bu ortak akılın oluşmasında başarılı olamamasıdır. Böyle söyleyeyim. Peki görelim. Devam edelim. Bu istihbarat teşkilatına yapılan soruşturmanın veya operasyonun nasıl ifade edeceksek artık çünkü benim gördüğüm kadarıyla soruşturmayı aşan bir operasyon boyutuna soruşturmayla kavuşmuş. Soruşturmayla başlayan operasyon. Başlayan operasyon yani. Demek gerekiyor. Çünkü sadece Emre Taner, Afet Güneş, Hakan Fidan'la sınırlı olmadığı anlaşılıyor. Hemen şeyi hatırlatalım. Uzun olacak gene. Şenol Özbek eleştirebilir. Önemli değil. Sağ olun. Şimdi savcı gece yarısı arıyor. İfade vermeye gelin diye. Hakan Fidan'ı, Emre Taner'i, Afet Güneş'i. Ertesi gün Taraf Gazetesi'nin bir yazarıyla ilgili yazarını MİT'çilerin takip ettiğine ve polis tarafından yakalandığına dair haberi duyuyoruz. Kötü MİT imajı bu. Tabii beceriksiz bir MİT imajı ve polis hemen enseliyor bu MİT'çileri. Üstelik operasyonu yapan da polisler de asayiş müdürü bizzat geliyor anında oraya ve operasyonu tamamlıyor. Bununla da kalmıyoruz. Hemen arkasından Hatay'ın MİT bölge müdürü gözaltına alınıyor. Gerekçesini söyleyin ama bu çok önemli. Gerekçesi de Suriye'deki bir muhalif komutan Türkiye'ye gelmiş. Bunu o MİT görevlisi alıp Suriye yönetimine teslim etmiş. Suriye yönetimi de idam etmiş. Bir dakika yalnız ne amaçla etmiş? Başına 100 bin dolar konmuş. Rüşvet karşılığında verdiği yani şimdi bu imajı o kadar veriliyor. O kadar müthiş şimdi, bir itham ki bu. Aynı gün Adana'da iki tane MİT'çiye operasyon düzenleniyor. Aynı gün Diyarbakır'da tutuklanan KCK'lıların içinden birisinin MİT'çi olduğuna dair bilgi geliyor. Aynı gün İstanbul'da bazı MİT mensuplarına dair operasyon yapılıyor. Yani dolayısıyla buna rahatlıkla bir operasyon diyebiliriz. Tabii, tabii. Şimdi Türkiye'nin Suriye'ye müdahaleye hazırlandığına dair bilgiler var. Hatta Suriye'nin Irak tarafında ve Suriye'nin Suudi Arabistan tarafında Türkiye'ye ait 40 bin askerin yığınak yaptığına dair bilgiler geliyor.
yine Suriye'nin Türkiye tarafında da bir yığınak yapılmış durumda. Yani böyle bir dönemde ve bu dış operasyonlar sırasında MİT'in de çok önemli vazifelerinin olduğu bir günde, günlerde. İlginç değil mi yani MİT'e yönelik böyle bir operasyon yapılması? Evet. Şenol'a sorduğunuz soru tarihin en uzun sorunuydu. Belki, sorusu, bu da ikinci uzun sorunu. Bu da ikinci uzun sorunu. Peki. Şimdi bakın. Başta da söyledik. Bu operasyon doğrudan doğruya MİT'e değildir. MİT üzerinden hükümete, özellikle başbakanadır. Niçin? İşte MİT'in şu andaki başkanını da kendisi atadığı için ve MİT'e hükümetin yüklemiş olduğu bir takım işlevleri yerine getirmesi mümkün olmayacak bir şey, bir plan söz konusu olduğu için. Şimdi nasıl yapılıyor? Hangi araç kullanılıyor MİT mensuplarını tutuklamak için? Özel yetkili savcılar, öyle değil mi? Şimdi özel yetkili savcıların geçmişine baktığınızda İstiklal Mahkemeleri görürsünüz. Ondan sonra Devlet Güvenlik Mahkemeleri vardır. Devlet Güvenlik Mahkemeleri çok ilginç. Bakın, Ulusal Güvenlik Mahkemeleri değil, Milli Güvenlik Mahkemeleri. Devletin güvenliğini sağlayan mahkemeler. Kime karşı sağlayan? Millete karşı sağlayan. Bu hep o işte toplumu, o bürokratik merkezin kontrol edeceği, istediği gibi yönlendireceği, yönlendirebilmek için de dehşete düşüreceği hukuk. Hukuku çarpıtmış, hukuk dışı demeyeyim, İstiklal Mahkemeleri hukuk dışıydı. Şeylerdir, kurumlardır. Bunun bugünkü uzantısı özel yetkili mahkemelerdir. Şimdi, Cumhuriyet'in kurulduğunda kuvvetlerin birliği esas alınmıştır. Değil mi? Çünkü işte toplum yeniden şekillenecek. Evet. Şimdi bu özel yetkiler bugünkü savcılarda ve o mahkemelerin, hakimlerinin elindedir. Olduğu sürece hukukun üstüne çıkmak ve istedikleri gibi sistemi yönlendirebilmek ve en üst düzeydeki yetkilileri bile tutuklamak hakları vardır. Yani yargının siyasete müdahalesi mi söz konusu bu? Aynen öyle. Çünkü bakın, bu bütün bu kurgu kuvvetlerin birliği esasına göre şekillenmiştir. Bugün o yetkileri kullanan bir grup kendi ideolojik ve siyasi tercihleri doğrultusunda hem hukuku çarpıtmaktadırlar, hem hükümeti karşılarına almaktadırlar, hem de hükümetin bir takım işte kurumlarını ve kadrolarını kendileri gibi düşünmeyen, kendilerinin benimsediği siyasetin uygulanmasını engellemek için kullanmaktadırlar. Yapılması gereken derhal ve derhal bu özel yetkili mahkemeleri ve savcıların özel yetkilerini kaldırmaktır. Anlatabiliyor muyum? Evet, peki. Şimdi bu çok önemli bir şey. Ve böylece Cumhuriyet'in başından, işte Cumhuriyet'in ilkeleri adı altında devlet yetkililerin elinde toplanmış olan hukuk üstü, işte bu gücü almak lazım. AK Parti bu konuda görevini yerine getirmediği için bu işte canavarla uğraşmak zorunda kalıyor. Burada kaç kere söyledik. Vasiyi değiştirmek yetmez. Vesayeti sağlayan kurumları ve kuralları, yani hukukunu da kaldırmak lazım. İşte bu özel yetkili mahkemeler ve savcılar bu vesayet kurumunun vesayet sisteminin hukukudur. Şimdi bunu söyledikten sonra Hakan Fidan'a yönelik bir operasyon olduğu belli. Bu tabii arkasındaki MİT'e. Şimdi bu iki ucu kirli bir değnek. Şimdi Hakan Fidan yıpratılıyor bugün. Eğer hükümet bu yıpratılan müsteşarı korumak isterse kendisi zayıf. Ayrı handikap. Tabii. Alırsa görevden, bak kalede gedik açıldı, zayıfladı verecek ve zayıf imajı verecek. Şimdi o yüzden Şenol'un dediğine katılıyorum. Bu tür hassas konularda en üst düzeydeki kişiler değil, onların sıkı denetiminde, sıkı temasında olan
uzmanlar yer almalı. Devlet dışı. Ha, değil mi hocam? Uzlaşma sağlanır. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Zemin oluşur. Onun ilanı için yetkililer devreye girer. Bunu biraz karikatür ederek söyleyeyim. Uçak düşüyor. Ulaştırma Bakanı beyanat veriyor. Otobüs devriliyor. Vali şey yapıyor. Açıklama yapıyor. Böyle şey olmaz ya. Oranın bu işlerden yetkili şeyleri vardır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Uludere'ye de atıf yaparak söyleyeyim bu kurgu içinde. Şimdi bu komplo orduyla hükümet arasını ve devletle toplumun arasını açmak için yapılmıştır. O zaman iki şeye bakmak lazım. Bunu kim yaptı? Bakın hükümetin en büyük eksikliklerinden biri derhal buradaki görev şeyini, ihmalini ve bir saptırma varsa ki bir saptırma olduğu belli. Yanlış enformasyon verilmesi, o yanlış enformasyonun bilerek ordunun kendi halkını bir bölümünü imha etmesi gibi bir komplo söz konusudur. Ve yeniden bu asayiş yaklaşımına dönüşü bir sorgulamak lazım. Eğer sadece hani asayiş açısından bakılacak olursa şeye, Kürt sorununun çözümüne, işte o zaman bu tür kazalar olabilir ve bu kazalara neden olacak kadrolara da gün doğabilir. Anlatabildim mi? O yüzden yapılması gereken derhal ve derhal kurumların yetkilerinin tanınması, bunların özel yetki, hukukun üstüne çıkmaları ve hukuku çarpılacak yetkilerden arındırılması ve hükümetin artık şu vesayet kurumunu kendisinin işine yaradığı için sürdürmesinin engellenmesi lazım. Hukukun temel esası, hukuk devletine dönülmesi lazım. Şimdi bakıyoruz, işte MİT mensupları yargılanacak diye MİT kanunu değiştirilecek. Kardeşim, kanun değil, hukuktan söz ediyoruz biz. Anlatabiliyor muyum? İşte şike olayında bir kanun kabul ediliyor. Bir bakılıyor istenmeyen sonuçlar paldır küldür şike kanunu değişiyor. Ki Cumhurbaşkanı bu konuda kamu vicdanı rahatsız demesine rağmen değişiyor. Biz yasa devleti değil, hukuk devleti olmak zorundayız. Başka türlü bu yetkileri kullanan, yani kanun yetkilerini kullanan ve her zaman kanun yaparak hukuku belirleyeceğini, toplumu yöneteceğini inanan bir iktidar anlayışını, iktidar her değiştiğinde bu toplumun başında bir vasi olarak görmek durumunda kalacağız. Evet. Şimdi tarihin üçüncü uzun sorusunu Tamer Korkmaz'a sormamak için. Şimdi başta seyircilerimize şunu söyleyeyim. Ben klasik olarak burada bir soru sorma görevinde değilim. Ben kendi görüşlerimi de paylaşıyorum. Bir sohbet havasında yapıyoruz. Soru da dolayısıyla görüştür. Soru da soruyorum, görüşlerimi de paylaşıyorum. Soru da bir görüştür aslında. Tabii soru da bir görüştür. Evet. Siz o soruya istediğiniz cevabı verebilirsiniz. Oradaki argümanları soru kabul etmek sorarken, zorunda soru değilsiniz. Sorarken herkesten çeyrekle bire bir buçuğa falan. ne yapayım başka türlü? Sıra gelmiyor durmadan soru sorduğumuz zaman. Ya ben biraz şöyle bakmak gerektiğini düşünüyorum bu hadiseyi. Daha doğrusu ben öyle bakıyorum. Mesela bu hadise, diyelim polisin içinde bir hizip, küçük kendi halinde bir grup, kendi siyasi görüşünden dolayı veya ideolojik görüşünden dolayı böyle yanlış da olabilir, doğru da olabilir bir işe bulaşmış olsa, derim ki ya olabilir, yani her ülkede bu tür şeyler olabiliyor. Burada da olmuş. Bu bir şekilde zaten basitçe kapatılabilir. Veya yargının içerisinde böyle şahsi örgütte olmayan bir takım şeyler olduğu zaman bu da olabilir. Her ülkede yaşanabilecek hadiseler. Fakat ben şu hadiseyi çok daha geniş boyutlu olarak görüyorum. Şu açıdan böyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi sorulmak üzere hazırlanan soruların niteliğine baktığımızda sanki mesela Oslo'daki görüşmelerde oraya giden devlet heyeti varıyla yoğuyla her şeylerini PKK'ya, Abdullah Öcalan'a feda etmişler.
Hatta sırtlarındaki ceketi de serip onun ayağının altına amade hale getirmişler. Böyle ne oldu belli olmayan PKK'nın, MİT'in adamları görüntüsünü anlıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Şimdi anlaşılıyor ki... Devlet ilginç bir devlet. Devletin yarısı dağlarda örgütle mücadele ediyor. Hayır, şöyle bir şey var. Masada... Şimdi bakın işte diyor ki Abdullah Öcalan'ı ev hapsine çıkaracağız. Sonra da özgürlüğüne kavuşturacağız. İşte alacağız Abdullah Öcalan'ın görüşlerini, Kandil'e götüreceğiz. Yani MİT müsteşarı olmuş Abdullah Öcalan'ın postası. Ya bu oradaki sorulara baktığımızda böyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Kardeşim diyelim ki Abdullah Öcalan'ı ev hapsine çıkaracağız veya özgürlüğüne kavuşturacağız. Peki Abdullah Öcalan ne yapacak? Yani biz Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için savaşıyorsak o zaman niye görüşüyoruz ki? Gitmeye de gerek yok. Geliriz mecliste bir kanun çıkartırız. Abdullah Öcalan ev hapsine çıksın deriz. O da çıkar. Veya özgürlüğüne kavuşulacaksa bir kanun çıkarılır. Abdullah Öcalan da çıkar. Niye görüşüyoruz o zaman biz? Öyle değil mi ama? Yani haksız mıyım bu soruları sormakta? Haklısın. Şunu demek istiyorum. Eğer Abdullah Öcalan'a diyelim ki, denildi mi denilmedi mi bilmiyoruz. Diyelim ki ev hapsine çıkartırız seni dediyse bu heyet, bunun karşılığında Abdullah Öcalan'dan bir şey istemiştir. Veya KCK'dan, PKK'dan bir şey istemiştir. Sen onu yansıtıyorsun da ne istediğini niye yansıtmıyorsun o zaman o sorulara? Hocam o sorulardan başka bir sürüsü var. Sadece sızdırılan var. Var da neden var? O kısmını sızdırıyorsunuz o zaman? Yani burada... Bunu kim sızdırdı sizce? Bir operasyon yürütülüyor. Burada bakın bunu bu PKK operasyon... sızdırdı? Hocam şunu söyleyeyim. Bu hadise turnusol kağıdı gibi bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayan bir gelişme. Ve sonunda ben bunun hayırlı olacağını düşünüyorum. Bunu yapanların, planlayanların, alet olanların maksadının bu olduğunu düşünmüyorum. Ama bunun sonucunun hayırlı olacağı kanaatindeyim. Şimdiye kadar bakın bu demokratikleşme, sivilleşme sürecinde, Ergenekon davası sürecinde hükümetle birlikte hareket eden bazı odaklar bu hadisede tam öbür tarafa geçmiş ve onlarla birlikte hareket eder pozisyondalar. Bunların kim olduğunu söylemeyeceğim. Bunu herkes kendi ferasetiyle algılayabilir. Bunu kendi tabanlarına izah etmek zorunda kalacaklar. Bunlar. Nasıl izah edecekler merak ediyorum gerçekten. Özür diliyorum Alper Bey. Hükümetin... Müsaade. Olur mu öyle şey? Müsaade. Bir dakika. Hükümetin iktidara geldikten sonra Ergenekon'la mücadele ve Türk milletini, benim gibi adamları, geleceğini hukuka emanet etme konusunda ne yaptığıyla ilgili olur ya, bizim ferasetimiz kıttır. Bize bir bilgi verir misiniz? Bu konu yeri burası değil. Nasıl yeri değil? Şimdi müsaade ederseniz Ergenekon'la mücadele eden hükümet anlamsız yere gençliğe hitap eden falan bahsetmez. Şimdi hayır. Orada ben bir anda hükümete paye biçiyorum. Sanki hükümet ziynet eşyası da biri. Ne biliyorsunuz o insanların da? Yahu ey hükümet, bu millet vicdanını sana teslim etti. Çözüm üret artık. Şunu kodla, milleti hukuka emanet et bir gün. Mesela terörle mücadele kanununu değiştireceğine gönül koymayalım mı bunlarla hükümeti Alper Bey? Hayır. O konularda gönül koyalım. Bence de gençliğe hitap ve falan gibi meselelerin tartışılma zamanı değil. Bana sorarsanız ben de öyle düşünüyorum. Gençliğe hitabenin böyle çerçeveleri oralara asılacak bir metin olduğu kanaatinde değilim. Tabii ki. Andımızın benim sabah 10 yaşındaki çocuğum getirmiş, baba tut ezberledim mi bir bak. Dedim oğlum bana da ezberletin. Bunları ezberletmek... Ama bunların politik olarak kullanılmasını ben tasvip etmiyorum. Hayır, bir de bu üslupla ve zamanlama olarak. Ne? Manası ne ya? Ya şimdi bak hükümet gerçekten yapmış olduğu yasal değişikliklerin toplum tarafından benimsenmesini ve alkışlanmasını bekliyorsa, MİT, yani MİT mensuplarını koruyacağım diye MİT kanununu değiştireceğine, bu kadar insanı yargısız içerilerde tutan terörle mücadele kanununu ve herkesi terör üyesi yapan kanunu bir değiştirsin önce. Evet. Ve ondan sonra
Hani yasallıkla değil, hocam, siyasi partiler kanununu değiştirsin. Tabii, bırakın şike onu. Şike kanunu, MİT kanunu. Daha, bakın kendisini, millet bir yerlere doğru koşturuyor, hükümet doğru şimdi, istikamete bakın, gidiyor. Ya şimdi, millet bakın, vicdanını teslim etti size. Şimdi bakın, bakın üstadım. Bu partinin adı Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Gayet güzel. Adaleti ve kalkınmayı bir arada sağlayan. Tuttular kendilerine AK Partisi dediler. AK niye? Temiz şey, pure pak olarak algılayalım diye. Israr da ediyorlar. Eğer hakikaten bunu istiyorsanız Deniz Feneri davasını bir şey yapın ya. Bir açığa çıkarın bakalım neymiş. Örtbas ediliyor. Evet. İşte Arınca suikast için peşinde dolaşan adamların akıbeti ne oldu? Bilmiyoruz. Uludere'yi bir açığa çıkartın. Öyle değil mi efendim? Yani şike gibi böyle manipülasyonlar yapmayın. O zaman ben size ak damgasını vereyim kardeşim. Tamam mı? Lakap olarak. Ama siz bunu talep edin. Evet. Bu konuda büyük eksiklik var ve inandırıcılık kaybediyor hükümet. Alper Bey, geçmiş videoları izliyorum. Siz de dahil. Bu programda defalarca vurgulamışız. Bu dönem son dönem, kritik dönem. Bu dönem eğer bir takım meseleler çözülmezse bizim çocuklarımız da bunları konuşacak. Aman dikkat, aman dikkat. Ama Allah'ınızı i̇şte severseniz. O yönüyle de bakın, bu gelişme bence çok tehlikeli bir gelişme. Bir iki cümleyle hemen tamamlayacağım. Tamer Bey bekliyor epeydir, biliyorum. Şimdi özellikle 2006'dan bu yana sürekli oylarını artıran bir hükümet var. Toplumsal desteği gittikçe genişliyor. Bunu başta Amerika ve İsrail olmak üzere zayıflatmak için çok büyük sabotajlar yapıldı Türkiye'de. Bunu tek tek saymaya gerek bunlara olduğunu düşünmüyorum. Bir dakika. Şunu söyleyeceğim. Hükümete destek veren bazı güçlü gruplarla hükümetin arasının açılması için de çok çaba sarf edildi. Ama iki tarafın da ferasetiyle bunlar aşıldı. Evet. Fakat geldiğimiz şu noktada bu yönüyle bu operasyon başarıya ulaşmış görünüyor. Bu operasyonu yapanlar şu yönüyle, yani hükümete destek veren gruplarla hükümetin arasındaki o sıkıntılı durumu veya işte dayanışmayı ortadan kaldırdıkları Uludere'den ve kutup başlayarak Uludere'den başlayarak kutuplaşmayı başarmış görünüyorlar. Evet. Dolayısıyla bu tehlikeli bir süreç, bu anayasanın değişmesini de tehlikeye atacak bir süreç, bu demokratikleşme sürecini de tehlikeye atacak bir süreç. Daha da vahimi, bölgemizde bu tür Suriye gibi, işte Libya gibi, Irak gibi gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin oraya müdahale etme kabiliyetini de zayıflatan bir şey. Şimdi Dışişleri Bakanı bir siyaset yürütüyor. Bunun argümanı nedir Allah aşkına? Doğru bilgi alamazsanız siz Suriye'den, doğru bilgi alamazsanız Tunus'tan, doğru bilgi alamazsanız Libya'dan, Mısır'dan, Yemen'den nasıl bir siyaset geliştireceksiniz? Bu doğru bilgiyi kim getirecekse? Milli İstihbarat Teşkilatı getirecek. Siz askerinizin 40 bin tanesini yığmışsınız Irak'a, Suudi Arabistan'a, kuşatmışsınız Suriye'yi. Sizin MİT müsteşarınız da içeri girmiş, tutuklanmış. Müsteşar yardımcısı, bundan önceki müsteşar da tutuklanmış. Kim risk alır da orada operasyonel bir göreve gider? Bunun garantisi nedir? Böyle bir dönemde MİT müsteşarına, MİT teşkilatına topyekun operasyon yapılıyor. Yani bunu yapan beylere buradan duyurmak istiyorum. Bir özel program, bunun vebalinden kurtulamazlar. Ben şunu demiyorum, yani MİT müsteşarı dokunulmazmış, yargılanmazmış. Kesinlikle böyle bir şey demiyorum. Kesinlikle yargılanabilir. Ama bu olayın arkası çok karanlık. Benim gördüğüm kadarıyla Alper buna Bey, dikkat edin. Alper Bey, şimdi şey sizin yaptığınız bir, şu şey, çok önemli hocam. Çok önemli. Başbakanın hocam, hastalığı dile getiriliyor hocam, şu anda. Farkında hocam, mısınız? Bütünlük kopacak. Peki. Lütfen. Sizin şu yaptığınız yorumun. İşte efendim, generaller tutuklandı. Subay tutuklandı. Bunlar tabii ki bu ordunun mensupları arasında görev bozukluğu oluşturacak. Ve bu ordunun mensupları terörle mücadelede basit bir performans geliştirecek şeklindeki ulusalcı söylemlerden farkı nedir? Söyler misiniz? Başlangıçta söyledim siz konuşurken, bizi zaten bu noktaya getirmek istiyorlar. Yahu gelmeyelim o zaman yani, gelmeyelim. Tamam. Yani bakın, bu süreçleri götürenler doğru götürsün anda, o zaman. Şu anda başka bir manipülasyon sürüyor. Umudunu kaybetsin. Hükümet zaten
çarşaflamış durumda, hükümetin başında hasta mesajı veriliyor biliyorsunuz. Tabii tabii. Yani şu anda ya şeyde sosyal medyada sadece düşen başbakan yeniden ameliyata alındı diye şeyler dolaşıyor, haberler dolaşıyor. Bu gerçekten planlı ve iyi örgütlenmiş bir taarruzdur. Bu kördüğüm nasıl çözülebilir Tamer Bey? Şimdi şuradan başlayayım ben. Katarak ameliyatı. Sizin gözleriniz daha net görüyor. Şimdi burada MİT de, Genelkurmay Başkanları da, askerler de ifadeye çağrılıyorsa MİT de çağrılabilir, başkaları. Burası tamam, zaten bunu her zaman söylüyoruz. Ama buradaki konunun şu spesifik anlamda farklı bir konu olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Nedir? Burada eğer MİT'teki çürük elmalar misal veya suça karışanlar alıp bir yere getirilse, böyle bir konu değil bu. Burada ne yapılıyor? Sadece yeni müsteşar üzerinden olayı izah etmek de eksik kalacaktır ki siz biraz önce çok evet. büyük bir isabetle eski müsteşar üzerinden genel anlamda bir atraksiyon burada görüyoruz. Neden? Şimdi eski müsteşarın özelliği ne? Siz MİT'in vizyonu ile ilgili bölümü anlattınız. Ben buna bir de bir şey ekleyeyim. Türkiye'de darbe girişimlerinin önlenmesinde eski müsteşarın çok önemli bir rolü var. Bu pek bilinmez. Bunu da bir kenara koyuyorum. Şimdi burada MİT'in yasal görevini, kanunla belirtilen yasal görevini yapması ne zamandan beri suç oldu? Bunu hükümetin yetkilileri de söylüyor. Ve savcılık çok Oslo görüşmesi için 7-8 ay bekledi. Tam böyle bir zamanlamayla devreye girdi. Bunu da soru işareti olarak koyuyoruz. Aynı günde zaten işte biraz önce bahsettiğiniz bir gazetecinin hadisesini, aynı gün yine bir PKK'nın eylemi. Bunların hepsi tesadüf, ünlem. Evet. Şimdi şuraya geliyorum. MİT müsteşarı dedi ki siz yetkisizsiniz dedi. Ankara savcılığına başvurun. O süreç o şekilde işledi. Şimdi burada sadece yeni müsteşar değil, eski müsteşarın da itibarsızlaştırılması, işte yakalama kararı çıktı falan filan. Bir öyle bir süreç, bir atraksiyon var. Bunu da hatırlatalım. Ha, kaçıyormuş gibi sanki. Evet, değil tam mi? O itibarsızlaştırılma yakalamak şeyi. Yani. Ya Tamer Bey, ne olur süre evet. sizin. Çok konuşacaksınız, tamam, hakkınızı yedik de. Ama yani eski Genelkurmay Başkanı itibarsızlaştırılmadı. Genelkurmay Başkanı bu ülkede itibarsızlaştırılmadı demedik de. Ben dedim. MİT'e gelince niye bu cümleleri kuruyoruz? Ben dedim. Askerlik damarı. Ben dedim. Hayır, vallahi askerlik damarı değil. Oğlu en çok eleştiren adam benim hocam. O ayrı da. Ben bunu söyledim. Teraziyi düzgün. Ben bunu söyledim ben. Paralel yani. Benim görüşlerimde bir şey yok. Ben açıktan rahatım yani. Yok şimdi, sizin için tabii, demiyorum. Tabii. Yani evet. Genel algı. Şimdi burada bu kişiler öyle bir şekilde sunuluyor ki yani hükümet ve MİT KCK'lı. KCK'nın ta kendisi gibi sunuluyor. Ve burada hüküm verilmiş. Bu son derece hatta vahim. Hatta kurdu ve işletiyor diye. Yani. Bu son derece vahim. Ya Genelkurmay Başkanları da PKK'yı tamam kurmaktan ama, yargılanıyor zaten şimdi, yani. Bakın bunlar, onlarla ilgili somut belgeler var. Bunlarla ilgili somut belgeler. Ya nereden biliyorsunuz? Belki savcı yani, koyacak. Belli. Onun için yok, onun için. O belli, o belli. Şu anda bile belli o. Burada hüküm veriliyor diyorum bakın. Evet. Hüküm veriliyor diyorum. Burada çünkü şöyle bir şey var. Onlar için ne verildi? Hayır bak başka bir şey var. Başka bir şey söyleyeyim. Asker, bırak. Bu asker müdahale etmeye devam ederse. Evet. Ben mutura vermem. Darbe sayısı. Ben mutura vermem. Ben hep her zaman için darbelere ve muturalara karşı pozisyonu konuşlanmışım. Şimdi tekrar bu insicamımı tekrar toparlayayım ben. Estağfurullah. Burada MİT neyle mücadele ediyor? Ve emniyet de neyle mücadele etti? KCK ile mücadele ediyor. Şu ana kadar bu son dönemde 1,5 yılda KCK ile mücadele eden unsurlar ne? MİT ve emniyet mücadele ediyor değil mi? Bakın çok önemli bir noktaya geldi. Burada MİT mücadele ederken KCK gibi yapılanmaların içerisine sızarak orayı çökertmeye çalışıyor. Emniyet de kendi liginde mücadele ediyor. Şimdi tutup bazıları bu son 2 gün içerisinde bakın bak MİT'çiler KCK'nın kendisiymiş de bak emniyetçileri de görevden aldılar. Emniyetçiler de iyi adamları görevden aldılar bakın filan diye. MİT'çiler kötü, emniyetçiler iyi gibi olayı lanse etmeye çalıştılar. Bu da bir dezinformasyondur. Vahim yanlışlardan bir tanesidir. Bu kimin ekmeğine tereyağı sürer? Türkiye'de değişim sürecini istemeyen yeni Türkiye'ye karşı mücadele edenler ekmeğine tereyağı sürer. Komplonun bir parçası yani. Devam ediyorum. Şimdi biraz önce Doğu Hocam çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki bu aynı zamanda Erdoğan'a karşıdır, hükümete karşıdır. İşte oraya gelelim. Bu çok önemli. Cumhurbaşkanına karşı, Erdoğan'a karşı, hükümete karşı ve Milli Güvenlik Kurulu kararlarını hatırlayalım. O kararlarda Kürt sorunun çözümü için paradigma değişikliği yapıyor. Burada bunu da kaç defa ifade ettik. Yani o eski yöntemlerle çözümsüzlük sürecine karşı yeni bir irade ortaya koyuyor. Bütün bu süreçlere karşı
Bir pozisyon ve konuşlanma var. Şimdi burada CHP milletvekili, bakın Erdoğan'la ilgili olayı nereye getirmeye çalışıyorlar? Şimdi hükümetin eleştirisini biz burada konu geldikçe yine yaparız. O ayrı, sizin biraz önce söylediklerinize ben de katılıyorum. İşte hükümetin yanlışlıkları, tamam. O ayrı bir konu, şimdi buraya geliyorum. CHP milletvekili, Erdoğan da soruşturmaya dahil edilmeli. Suça azmettiren başbakan da ifadeye çağrılmalı diyor. Azmettiren, vay 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 vay. Bu azmettirme kelimesini nereden hatırlıyoruz? Danıştay saldırısı sonrasında başbakanı azmettirici diye suçlayanlar kimdi? Ulusalcı ve Ergenekonculardı. Danıştay olayı Ergenekon'la bağlantılı olarak çıktı ve Yargıtay'dan döndü ve Ergenekon davasına dahil edildi. O dönemde başbakanı suçladılar türbanla ilgili demeçlerinden dolayı. Şimdikiyle aynı. BDP milletvekili diyor ki Erdoğan, isimleri vermiyorum, ben isimlere takılmıyorum. Erdoğan'ı KCK davasının bir numaralı sanığı ilan etti. Ayrıca CHP'lilerin açıklamaları var. MHP'li bir milletvekilinin açıklaması var. Bir de Oda TV'nin yayınları var. Oda TV'nin yayınlarını inceledim. Mesela diyor ki bu Oslo ses kaydı diyor, Oda TV iddianamesini bitirdi diyor. MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Oda TV davasının sanığı olacak mı diyor. Çünkü Oda TV'nin PKK ile irtibatlandırılmasından dolayı o iddianamedeki o bölüme karşı bir eleştiri getiriyor. Yani bir bakıma ve daha ileri gidiyorlar, başbakan da çağrılsın anlamında ifadeler var. Çağrılabilir diye anlamında. O zaman nereye geliyor iş? Bir haberci yayınlar yapılmış demek ki. Bunların hepsinin tarihlerine detaylı olarak girebilirim, girmiyorum. Konu evet. Zaten Oda TV filan da değil. Yani onu da kadrajı çok büyük, büyütmek lazım. Oda TV, biz nereden hatırlıyoruz? Yeni MİT müsteşarına karşı en büyük dezinformatif yayınları ve yalan yayınları yapan yer Odak olarak hatırlamıyor muyuz? Hatırlıyoruz. Evet. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Şimdi aynı zamanda Fransız iktidarcıları gibi konuşuyor, farkında mısın? Böyle birden dam tonu falan görür gibi oldu. Estağfurullah. Şimdi bir sözcü de mesela sürmanşet atıyor. Ne diyor orada? Başbakan da ifadeye çağrılmalı. Ya o zaman sizin derdiniz AKP'yi bitirme planı mı? Bakın. Evet. Erdoğan. Evet. Erdoğan'ı hedef tahtasına oturtuyorsun. Cumhurbaşkanını oturtuyorsun. MGK'yı oturtuyorsun. MIT'i oturtuyorsun. Yeni Türkiye'yi oturtuyorsun. O, bu yeni bir AKP'yi bitirme planı mı? Ya bu AKP'yi niye bitirmek istiyorlar? Ben onu anlamadım. AKP bir şey yapmıyor ki. Güzel güzel. Anayasa yok. Memlekette yenilik yok. İhaleler dağıtıyor falan. Şimdi sizin sözlerinizi dinlerken rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözü aklıma geldi. Diyordu ya, iktidar koltuğu şikayet etme yeri değildir. İş yapma yeridir. İş yapma yeri. 9 ay olmuş, seçimde mi 10 ay olmuş. Yani bunları ne yapacağız biz? Oturacağız. Ya bu adamlar yetkili koltuklarda oturuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkili koltukları, millet de bunlara yetki verdi. Bu bahsettiğiniz bütün bu bulanıklıklara müsaade etmeyecek. Biz hükümeti ne diye eleştiriyoruz? Bunlara müsaade etmesin, anayasayı yapsın, anayasa reformunu yapsın diye. Bütün bu süreçlerde AKP'yi bu konuda yapabildiklerini tasfiye etmek, yapamadıklarını da daha ileri boyutta yapamamasını sağlamak için zaten. Evet. Aslında bir anayasayı böyle bu süreçler anayasayı yapamamak konusunda sadece AK Parti'ye malzeme vermiş olur. Ben size söyleyeyim. Onu sıkıştırmaz. Tabii onu yapamıyor. Anayasayı yapamamak konusunda bir bahane sunmuş oluyor bu gelişmeler aslında. Bu arada bir şey daha var bu komplonun parçası olarak. Cumhurbaşkanı ile başbakanı karşı karşıya getirmek için yeniden böyle haberler dolaşıyor. Evet, dezinformatif Cumhurbaşkanı, haberler dolaşıyor. Cumhurbaşkanı yeni bir parti kurmaya hazırlanıyor diye. Cumhurbaşkanı parti kurarsa kime karşı kuracak? Ya, tabii ki kendi partisine karşı. Ben bunu söylemeyi unuttum. Ya burada biraz önce Tamer Bey'in konuşması bana bir şey hatırlattı. Şimdi görüntüye baktığımızda işte Hakan Fidan ve MIT'in eski yeni yöneticileri hedefteymiş gibi görünüyor. Fakat neden dolayı sorgulanmak isteniyor bunlar? Başbakanın verdiği talimatla yaptıkları bir icraattan dolayı sorgulanıyorlar. Peki başbakan nasıl verdi o talimatı? Büyük ihtimalle Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla vermiştir. Dolayısıyla devletin bir kararını uyguladıkları için sorgulanan bir MIT'le karşı karşıyayız. Terör sorunu çözmek için. Evet, terörün çözümü için. İrade ortaya koyan devlete karşı bir hareketlenme var. Terör meselesini silahsız çözümü için yapılmaya çalışılan bir icraattan dolayı. O zaman terörün de çözülmesini istemeyen bir irade var. Ve çözümsüzlük üzerinden de kendi varlığını sürdüren bir anlayış. Aynen öyle. Bir realite var. Belki de hani Milli Güvenlik Kurulu kavramını kullanmak istemiyorum. Çünkü o görüşmelerin falan yapıldığı dönem Milli Güvenlik Kurulu'nda daha başka bir yapının olduğu dönem de o ayrı. Belki de yani siyaseten kendi başlarına
hakikaten devletin kurumlarıyla koordine etmeden böyle bir sürecin içine girdiler. Şimdi bununla ilgili tezahürler belki hiç zannetmiyorum. Yani o dönemde dahil sonraki gelişmelere de baktığımızda yeni şey çıkıyor. Hatırlayın daha mesela Necdet Özel'in birkaç ay önce bir resepsiyon sırasında bir gazeteciye söyledi. Resepsiyon değil, bir röportaj, yazılı röportaj sırasında Fikret galiba söyledi. PKK'lılardan bahsederken, ya bu çocuklara terörist de demek istemiyorum, suça bulaştırılmış gençler gibi bir ifade kullandı. Yani kucaklamak istiyor halkı. Yani şimdi bakın, silahsız bir çözüm süreci silahsız olarak nasıl çözülebileceğine dair bir süreç başlatıldı. Bu denendi. Bu olmadı. Yani bu sabote edildi. Silvan'la birlikte sabote edildi. Habur. Bu Silvan. Habur evet. Ve Silvan'la birlikte sabote edildi. Habura rağmen devam ettirildi. Tabii Silvan yani. Da tekrar sabote edildi. Bundan sonra da artık millete gösterildi. Artık silahsız çözüm istemiyor bu adamlar diye. Bu defa kötekle çözmenin yollarına başvuruldu ve başarılı bir gidişat söz konusuydu. Böyle bir süreçte yaşıyoruz bütün bunları. Tam bu başarılı gidişatı yöneten kadrolar. Bak, vicdan. Ya arkadaş, siz bunca zaman bu işi kansız mansız çözeyim diye bu adamlardan bir sürü adamla irtibata girdiniz. Sizin irtibata girdiğiniz adamlar bizim başımıza çorap örmekle meşhur. Bu nasıl bir iş ya? Gelin bakayım şunu açıklayın diyor olamazlar mı? Ben ona ihtimal vermiyorum. Yani görüntü öyle değil. Şu bakın, görüntü öyle değil. Yeniden şiddete, siz dediniz ya, şimdi şiddet dışı yöntemlerle çözüm denendi, başarıya ulaşamadı. Şu veya bu nedenlerle sabote edildiği için tekrar şiddete dönüldü dendi ya ve başarıya doğru gidiyordu. Şimdi burada bir itirazım var. Acaba başarıya doğru gidiyor mu? Hani güzel bir tabir vardır ya, siz meseleleri çivi gibi görürseniz elinizde çekiçle onun üstüne vurursunuz diye. Ama işte elinize de vurursunuz. Uludere çekicin ele vurulması hadisesidir. Şimdi artık bu acıyla acaba başka yöntemleri tekrar devreye sokmalı mı ben diye. Ben size bir küçük bir örnek verebilir miyim hocam? İki gün önce bir bakanla sohbet ediyorduk. Bu konular açıldı. Bir örnek söyledi. Yaşadığı bir örneği söyledi. Bu örnek aslında göz açıcı bir örnek diye düşünüyorum. Başka bir sürü örnek de var çünkü. Hakkari'ye gitmiş birkaç ay önce. Daha yeni ya, çok uzak değil. Birkaç ay önce Hakkari'ye gitmiş. Arabadan inmiş, yürüyerek caddede ilerliyor. Korumaları falan da uzaklaştırmış. Diyor ki, beni görenler ya dükkanının içine giriyor ya evine gidiyor. Yani yüz yüze, göz göze gelmemeye çalışıyor. Sivil halktan bahsediyor. Merak ettim diyor. Baktım birisi daha beni görünce kapıyı kapattı, içeri girdi diyor. Ben de bıraktım korumaları falan, kendim diyor çaldım zili, girdim içeriye diyor. Adamı yakaladım. Şimdi bakan şeyi kovalıyor, vatandaşı kovalamıyordu işte, yani takip ediyor, içeri giriyor, kapıyı açtı diyor. Ya kardeşim, niye sen beni gördüğünde böyle yüzünü öbür tarafa çevirip içeri giriyorsun? Ne oldu? Biz yani şey miyiz, in miyiz, cin miyiz, sana bir şey mi yapacağız? Düşman mıyız? Düşman mıyız? Ne oldu diyor ya, derdin de senin. Bana söyler misin diyor. Yani böyle gayet uzunca, ben belki biraz yüksek sesle söylüyorum. Nedir yani, niye böyle yaptın diyor. Adam diyor ki, Sayın Bakanım diyor, aslında diyor, siz şu anda gelip benimle görüşerek benim hayatımı tehlikeye attınız diyor. Eskiden diyor, devletin adamları gelirdi, bize işkence yapardı, sorgulardı. Şimdi diyor, devlet buraları terk etti, uzaklaştı. Örgüt diyor bize kan kusturuyor. Eğer diyor sizinle görüştüğümü duyarlarsa beni de ortadan kaldırabilirler diyor. Dolayısıyla biz sizinle birlikte görüntü vermek istemiyoruz diyor. O korkudan dolayı, yani örgütün oluşturduğu baskı ve korkudan dolayı siz böyle yapmak zorunda kalıyoruz diyor. Bunun gibi birçok örnek var. Hatta mesela Kürt entelektüellerin, siz de karşılaşıyorsunuzdur. Bu KCK operasyonlarının başlamasıyla birlikte seslerinin daha fazla çıkmaya başladığını da görüyoruz. Mesela Kemal Burkay Gereli aylar oldu. Neden sessizdi de şimdi sesini yükseltmeye başladı? Biraz önce İbrahim Güçlü ile konuştuk. İbrahim Güçlü daha sessizdi, daha mütereddittti. Şimdi niye daha yüksek sesle konuşabiliyor? Rahatladı çünkü bu operasyonlarla birlikte. Bir Kürt siyasetçinin söylediğini söyleyeyim. Ad vermeyeceğim yalnız. Vermeyin tabii. Evet. Diyor ki, PKK istiyor ki devlet bir Kürdistan kursun, bana versin, ben de onu Kuzey Kore gibi yöneteyim.
Çok güzel. Bunu bir Kürt siyasetçi söylüyor. BDP'li bir siyasetçi değildir herhalde. Yani şey yapıyor. Bir siyasetçi bunu peki söylüyor. Müthiş bir şey. Bak, üstelik bu Kürdistan'ı da devleti kurup kendisine teslim etmesini demokratik istiyor. Demokratik özellik taleplerinin ruhuna baktığımızda böyle bir şey çıkıyordu zaten. Evet. Tartıştık burada geçen sene, yani biliyorsunuz. Yani bunu MIT'in kurdurduğu bir KCK tasarladı diye düşünmek büyük bir komplodur. Büyük bir iftiradır yalnız. Onu, evet, onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi başka bir şey daha var. Başka bir şey daha var. Bugün Türkiye'de Kürt sorunu çözülmeden, Irak'ta artık varlığını kabul ettiğimiz, hatta işte ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi geliştirdiğimiz bir Kürdistan, özel Kürdistan yönetimi var. Ne olursa olsun şeyde, Esad sonrası Suriye'de Kürt bölgesi özelleşecektir. Bir şekilde özelleşecektir. Orada da bir Kürt özel yönetimi çıktığı zaman ve üstelik de oradaki Kürt liderlerinin ve örgütlü Kürtlerin önemli bir kısmı PKK'ya yakınlar. O yüzden de biliyorsunuz Esad hükümetiyle çatışmıyorlar. Yani kan gövdeyi götürüyor. Evet. Kürt şeylerinde, yerleşim birimlerinde böyle bir şey yok. Türkiye'ye hasım, yani PKK'ya yakın bir Kürt eyaleti veya özel yönetimi doğarsa, Türkiye bunu tartışmıyor kardeşim. Hala Türkiye'de Kürt sorununun çözülmemesi için çalışanlar var. Ama Suriye'de böyle bir şey, realite doğarsa, Türkiye'deki radikal Kürt unsurunun Suriye ve Irak gibi bir yeni teşkilatlanma kurmasının önünün alınması mümkün değil. Türkiye'de bu eğer ulusalcılık adına, milliyetçilik adına, AK Parti karşıtlığı adına yapılıyorsa, Türkiye'nin parçalanmasını Irak'ta Esad rejiminin şu veya bu vadede gittikten sonra ortaya çıkacak Kürt realitesinin nasıl Türkiye'yi etkileyeceğini hiç düşünmüyor. Ne akıl ne vicdan olarak değerlendirmiyor diyorum. Evet. Buraya nereden geldik? Tamer Bey'den mi geldik buraya? Tamer Bey'den. Bitirdin yani mi? Yani Şenol Bey'i konuşturmadık değil mi? Yani asker her seferinde müdahale edince sonunda siviller bir şekilde sustururlar. Yani sivil giyim, şimdi buna işte muhtıra gibi bir şey. Muhtırayla şey yapıyor. Şimdi insanların hocam içi sivil olacak. Üstünde sivil elbise falan giyinmek yetmiyor bu işler. Doğru için. Doğru söylüyorsun. Üstünde sivil elbise taşan falan da yani bir sürü postalladan buradan biliyorum. Suriye konusuna geçelim mi artık? Estağfurullah. Bu meseleyi... İyi oldu, Suriye'ye girdik. Yani zaten girdi de hocam. Suriye'ye girdi zaten. Suriye ile ilgili geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne getirildi konu. Ve orada Rusya ve Çin'in müdahalesiyle Suriye konusunda bir karar alınamadı. Şimdi yeni bir arayış var. Türkiye'de bu süreçte anlayabildiğimiz kadarıyla yeni sürece öncülük etmeye çalışıyor. Şu anda da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde zannediyorum çeşitli istişarelerde bulunulacak. Başta şeyi söyleyeyim. Suriye konusunda Rusya ve Çin neden veto kullandı? Şundan dolayı. Aynı konuyu aslında daha önce hatırlarsanız bir programda konuştuk. Şimdi Sovyetler Birliği, o komünist Çin döneminin ve o dönemde 3. Dünya ülkeleriyle kurulan ilişkilerin doğal sonucu olarak bilhassa da Sovyetler Birliği'nin bu ülkeyle bir takım ilişkileri var. Yani bugün orada Esad rejimi veya mevcut devlet şeyine, duruşuna destek olurken bu insanlar sadece orada basit bir insanı, bir grubu desteklemek adına bunu yapmıyorlar. Geçmişe dayalı, derin, ta eski rejimlerden gelen bir takım ilişkiler mevcut. İstihbarat örgütleri ortak kurulmuş, silahlı kuvvetler ortak kurulmuş, silahlı kuvvetlerdeki teşkilatlanma yollar yapmışlar, askeri doktrin, aynen kendilerindeki askeri hatta doktrin. Hatta teçhizatlanmayı da. Tabii her şey Alper Bey, A'dan Z'ye. Şimdi tamam durum değişmiş olabilir ama diyelim ki yani Sovyetler Birliği yıkılmış olabilir ama Rusya'nın mevcut uyguladığı askeri doktrin NATO doktrini değil. Gene eski Sovyet doktrinini uyguluyor adam. Yani Sovyetler Birliği'nin yıkılmış olması falan bir şey ifade etmiyor. O doktrinin nasıl olduğunu hatırlarsınız değil mi? Harp okullarında öğretilir. Ya ben seni yenerim
ya sen bana yenilirsin. Hocam şey değil. Yani bunun bir tercih meselesidir. Ama güzel espri yani. Ama netice değişmesi hiç önemli değil. Konsept tabii. Devam ediyor. Evet. Tabii. Ama yani şey olsa bile, rejimler değişmiş tabii, olsa bile bu ilişkiler yumağının, bu ideolojik algıların oluşturduğu bir sistem var. Aslında Sovyetler Birliği ile Çin, Suriye'deki geçmişe dayalı, kendi kurguladığı, ördüğü binayı destekliyor. O ideolojik algıyı, devlet algısını destekliyor. Şimdi diyor ki, ya diyelim ki diyor, onlar kendilerince burada düzen değişti. Bu insan gitti, istihbarat, silahlı kuvvetler, şu bu yeni bir devlet algısı oluştu. Doktrinler değişti. Benim bugüne kadar bu insanla oluşturduğum ve dolayısıyla bundan sonraki ilişkilerime de kolaylık teşkil eden, temel teşkil eden bu yapı ne olacak? O zaman ne diyor? Müdahale ettirmem kardeşim. Gibi bir şey. Aslında böyle basit mi? Basit sayılmaz da yani. Bir de orada Akdeniz'deki tek deniz üssü var biliyorsunuz şey. Rusya'nın. Çok evet, önemli bir şey. Onu kaybederse Akdeniz'deki şeyi nüfuz alanını yani müdahil olmak istediği nüfuz alanını Amerika ve Avrupa Birliği'ne kaybedecek. Şimdi bir başka konu ise Alper Bey. İran-Rusya ilişkileri, İran-Çin ilişkileri. Biz aslında günlük iç meseleleri tartışmaktan o konuya çok yoğunlaşamıyoruz. Yeni değildir bu. İran'la Çin'in, İran'la Rusya'nın ciddi manada bazı konularda işbirliğine, fikir birliğine ilişkiler var. Mesela Hazar Denizi'nin yani Azerbaycan'da olan şeyde statüsü sorunu vardır. Fransa, Almanya, Rusya, İran dördü aynı görüşü savunur. Yani ne hikmetse İran bir takım konularda Batı'yla falan çatışmaya giriyor ama reel politik bir takım meselelere bakın o coğrafyadaki. Bir bakarsınız ki İran'ın duruşu onlarınkiyle uyuşuyor. İran en büyük petrol tedarikçisi mesela Çin'in. Evet, o tür ilişkiler de var. İran'ın Orta Asya ve Doğu'ya doğru yaptığı bir takım ataklarda Çin'le ciddi manada bir işbirliği var. Şimdi İran bu konuda hakikaten çok katı, değişmez bir takım prensiplerle neredeyse dünyayı İsrail'le birlikte savaşa götürecek bir takım algılar ortaya koymaya başladığında bu Çin'le Rusya'yı da ciddi manada cesaretlendiriyor. Bir de Çin, bence kırılma bir de noktası Çin, İran. Amerika'nın rakibi olarak bir dünya devleti olarak doğuyor. Tabii. En önce o şey Asya Pasifik bölgesinde deniz gücüyle, askeri gücüyle falan müthiş ağırlığını koydu. Amerika çok rahatsız bundan. Şimdi giderek Orta Doğu'ya doğru bu nüfuzu şey yapıyor. Hani burada bu ülkeler Suriye'nin mi arkasında duruyorlar? Yoksa Suriye üzerinden dolaylı olarak İran'ın arkasında mı duruyorlar? Bu tartışma konusudur. Evet. Onu söyleyeyim. Şimdi Doğu Hoca'ya şunu sormak istiyorum. Suriye konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir karar çıkarılmaya çalışıldı. Çıkmadı o karar. Evet. Çıkacak gibi de görünmüyor şu şartlarda. Dolayısıyla Güvenlik Konseyi'nde bir karar çıkarmadan daha farklı bir formülle Suriye'deki olayların yatıştırılması veya Suriye'deki hadiselere müdahale gündemde görünüyor. Biraz önce bunu de söyledim. Arap Birliği üzerinden yapmaya çalışıyorlar. İşte az önce de söylemeye çalıştım. Resmi bir bilgi değil bu ama bunu güvendiğimiz kaynaklardan duyuyoruz. Türkiye hem Irak'a hem Suudi Arabistan'a, Suriye sınırlarına evet. 40 bin civarında asker göndermiş. Bazı Arap ülkelerinden askerler de olduğu söyleniliyor. Şunu sormak istiyorum. Birleşmiş Milletler kararı olmaksızın bir müdahale söz konusu olabilir mi? Yani uluslararası hukuka baktığımızda bunun yolu nedir? Şimdi müdahalenin biçimleri var tabii. Bu müdahalenin illaki askeri bir müdahale biçiminde olması gerekmez. Askeri bir şeyi, merkezi yönetimin askeri tasarruflarını sınırlandırıcı bir biçimde de olabilir. Eğer dediğiniz doğruysa ki yarın öbür gün belli olur. Yani Türkiye, Suriye'nin Irak ve Suudi Arabistan sınırlarında birlik bulunduruyor ise bu şunun içindir. Buradan kaçan yaralılar, işte muhalifler ve aynı zamanda da muhaliflere destek olacak yardımların girdiği alanların güvenlik altına alınmasıdır. Bu güvenlik altına alınması ama hududun içinde değil dışında, çünkü hududun içinde olursa bu askeri müdahaledir. Hemen dışında olması Suriye askeri birliklerinin müdahalesini caydırıcı bir niteliktedir. Bu da bir müdahaledir. Evet. Ve
Ya sınırdan girmeden bir müdahale yapılmış girmeden, sayılabilir diyorsunuz. Ama sınırın geçişken olduğunu düşünecek olursak hem muhaliflerin bu tarafa geçmesi hem de muhaliflere yardımların öteki tarafa içeri doğru geçmesini sağlayacak bir güvenli alandır bu. Bu bir yukarıdan uçuşa yasak bölge haline de getirilebilir ama hemen mücavir alanda bir güvenli alanda meydana getirilebilir. Şöyle bir şey böyledir. Şöyle bir şey olabilir. Mesela Suriye muhalefeti bir karar alıp komşu ülkelerden işte biz imha ediliyoruz, eziliyoruz evet. diye bunu gerekçe göstererek bir askeri destek isteyebilir mi komşu ülkelerden? Şöyle askeri destek, yardım biçiminde olabilir. Yani tabii şey demiyorum, mesela Bağız yönetimiyle savaşsın diye değil. Evet. İşte bizi onlardan koru. Yani devletin askerlerinden koru diye. Ama işte böyle bir şey olabilir mi? O içeri bir müdahale birliğinin girmesi demektir. Bunu şu anda kimse istemiyor. Ne Amerika istiyor, ne Rusya, Çin, Türkiye de istemiyor bunu. Çünkü bakın, her sınır ötesine yaptığınız askeri müdahale birilerinin şu veya bu mazeretle sizin kabul edin, size de yapmanızın kapısını açar. Evet. Bunu meşrulaştırır. Bunu yapmamak lazım. Ne yapmak lazım? Amerika bile Irak'tan şunu anladı. İçerideki muhalif güçleri güçlendir. İran'da da bunu yapıyor. Onlar mücadelelerini versinler. Sen her türlü desteği var. Siyasi, ekonomik, askeri desteği ve askeri derken malzeme açısından tabii söylüyorum. Arap Birliği üyesi ülkeler açısından acaba böyle bir şey var mıdır bir yol? Arap Birliği zaten bakın şey bile Lavrov geldiğinde yani Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı geldiğinde 4 madde üzerinde bir müzakere yürüttü Beşar Esad'la ve Beşar Esad bunların hepsini kabul etti. Bunların 2 tanesi Arap Birliği'nin bir gözlemci statüsüyle orada bulunması, ikincisi yardım amaçlı Arap Birliği'nin elemanlarının burada işte halka yardım etmesi ve destek vermesi türünde. Bağız yönetiminin kastı muhalefete yardım değildir herhalde. Ya gayet tabii. Evet. Gayet tabii. Evet. Ama Rusya bile buradaki aracı rolünün Arap Birliği tarafından oynanmasını kabule dayanıyordu. O yüzden şimdi Rusya bile artık şiddetin sürmesi durumunda artık Esad'ın arkasında durmakta zorlanacak, ahlaki açıdan zorlanacaktır. Kaldı ki Esad birinci madde olarak şiddetin durdurulması, işte tanklar gibi büyük silahların kentlerden çekilmesi, çünkü onların tahrip gücü çok fazla. Hani polis kuvvetlerinin, asayiş kuvvetlerinin bulunması ama o büyük tahripkar silahlarla değil. Ondan sonra işte insani yardıma Arap Birliği'nin yardım etmesi, bir de gözlemci bulundurulması. Sonunda da Esad'ın bir zamanlar teklif ettiği bir anayasa teklifi vardı biliyorsunuz. Onun açıklanması, yeni bir anayasanın çerçevesinin açıklanması ve makul bir sürede de bunun için referanduma gidilmesini kabul ettirdi Rusya, Lavrov, evet. Esad'a. Ama Esad maalesef bildiğiniz gibi kabul etmesine rağmen ertesi gün tam tersini yaptı. Evet. Suriye konusunda Tamer Bey sizin söyleyecekleriniz varsa alalım. Ondan sonra tamam. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kurultaylar süreci var gündemimizde. Evet. Suriye konusunda evet söyleyecekleriniz varsa. Burada tabii Rusya önemli. Evet. CHP'ye devam etsin. Rusya önemli çünkü burada Suriye konusunu İran ve Rusya bandından izah etmek son derece akılcı. Burada Rusya ile ilgili bir şey hatırlıyoruz. Libya konusunda da Rusya orada takaza yapacak ve bu işi engelleyecek denildi. Ama daha ileri götürmedi hatırlayalım. Şimdi burada Birleşmiş Milletler'den bir karar çıkmamasını ben şu aşamada negatif olarak değerlendirmiyorum. Bu sonraki sürece hizmet edecek bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Burada Rusya için biraz önce herhalde siz söylediniz. Olmayacakların gösterilmesi bakımından. Evet, aynen öyle. Burada Rusya'nın üstleri orada çok önemli. Yani evet. Orada Rusya için oradaki menfaatleri üstleri önemli. Yoksa orada Hafız Esad
yerine bir başka isim gelir, aynı Rusya menfaatleri orada devam ederse, o zaman Rusya, yani Hafız Esad diyorum, Beşar Esad'ı oradan devre dışı bırakılması noktasında daha farklı düşünebilir. Tabii bunlar şu anda henüz kesinleşmiş hadiseler değil. Bir son bir hatırlatma daha yapayım. Burada Türkiye'nin take-off pozisyonu var, inisiyatif alma pozisyonu var Suriye ile ilgili. O yüzden zaten son MİT gündeminin çıkma nedenlerinden bir tanesinde biraz önce ifade edildi. Burada Türkiye'nin Amerika için ya da İsrail için oraya girmesi söz konusu değil, kendi menfaatleri için orada inisiyatif sahibi olması söz konusu. Burada herhalde daha önceki programlarda da söyledik diye hatırlıyoruz. İsrail ve Amerika orada Türkiye'nin inisiyatif sahibi, nüfuz alanı içerisine Suriye'nin dahil edilmesini, işgal filan demiyorum, nüfuz alanına dahil edilmesini istemezler. Dolayısıyla orada Türkiye'yi orada bir görevlendirme dezinformasyondur. Türkiye'nin kendi çıkarları için orada, orası çok önemli bir noktadır. Burada Suriye yönetimi, Beşar yönetimi tercih yapmak zorunda kalsaydı Türkiye'yi değil Amerika'yı tercih ederdi. Bunu da biliyoruz. Buna dair evet, sağlam bilgilerimiz var. Evet. Babası öyle yapardı çünkü. Evet. Babasından zaten biliyoruz. Evet. Burada şöyle CHP'ye bir giriş yapalım. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti gidip Beşar Esad yönetimiyle, Beşar Esad'la görüştüler. Bir nevi destekti bu, yani bir moral motivasyon desteği gibi de algılandı veya destekti diye karar vermeyelim. Böyle de değerlendirenler oldu, bazıları öyle dediler. Evet. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Suriye'de meydana gelen gelişmeler karşısında ne duruma düştü? Tabii bir de kurultaya gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Kısaca bu kurultaylar sürecinde ne görüyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili? Söze başlarken lafınızı açsın diye söylüyorum. Başbakan çok sıkı fıkıydı biliyorsunuz şeyle, Beşar Esad'da. Yani kardeşim falan filan. Birden bırakınca onu, terk edince, yani küs hale gelince diyelim, karikatürize edip. Acaba hani sırf AK Parti karşıtlığı nedeniyle mi CHP'ye gitti? Yoksa herhalde Esad'ın kendi halkına gaddarlık yaptığını kutlamak için gitmedi. Yani gene bir iç politika refleksiyle gitti de sahiplendi AK Parti'nin bıraktığı, hükümetinin bıraktığı Esad'ı. Ne dersiniz? Evet, gündelik gelişmelere göre AKP kontrastlık için bazı demeçler verilebilir ama ben daha genel olarak, çok daha kadrajı büyüterek şuna bakıyorum. CHP yönetimi Türkiye'nin bölgesel güç olma noktasındaki adımlarını, hükümetin değil bak devletin adımlarını benimsiyor mu, benimsemiyor mu? Ben bu kadar soruyorum. Bunun cevabı çok net aslında. Benimsiyor musunuz, benimsemiyor musunuz? Türkiye'nin bölgesel güç olmasından dolayı mutlu musunuz, değil misiniz? Türkiye'nin bağımsız strateji kimliğini kazanmasından dolayı mutlu musunuz, değil misiniz? Mutsuz değillerdir de AK Parti bunu yapıyor diye mutsuzlardır. Bunu AK Parti ile ilgili olarak değerlendirmiyorum. Türkiye'nin bu pozisyonu ile ilgili CHP'nin durumu nedir? Başkaları için de bu geçerlidir. Türkiye'nin bağımsızlaşmasından Türkiye'de bir takım iliştirilmişler, işbirlikçiler mutlular mı? Yoksa Amerika ve İsrail politikalarını destekledikleri için çok ciddi bir üzüntüye ve travmaya mı giriyorlar? Bunu bu kadar sorup noktalıyorum. CHP'de Kurultaylar Partisi öyle bir oldu ki, bakın bu bittik haline geldi. Çift kurultay falan bahsedildi. Ben bunu duyduğum zaman mizah dergileri Türkiye'de öldü dedi. Yani tik haline mi geldi? Yani bu iki defa kurultay olur mu? Bakın şimdi her zaman tek kurultayla gidiyorlar, şimdi çift kurultay. Yani çift bu acayip bir şey. Bu parti artık hani CHP miadını doldurmasını... Ne kadar demokrat olduklarını göstermiyor mu bu aynı zamanda? Yani? Şimdi bu demokrat olmaktan dolayı olsa bunun başka tezahürleri olurdu. Burada yapısal olarak bu parti bitmiş durumda. Bu partinin taban ve örgütü bu partiyi Türkiye'nin dışında bir galaksiye yerleştirdiler. Orada dondurulmuş olarak devam etmesi, yani hayatına devam etmesini, orada ayrı bir galakside yaşamasını, Türkiye'den kopuk, halkından kopuk, Türkiye realitesinden kopuk, Türkiye'nin değişim sürecinden kopuk bir şekilde yaşamasını istiyor. Yeah. Burada Kılıçdaroğlu'nun artık mizah, kara mizah ansiklopedisine dahil olacak konularına hiç girmiyorum. Çiller olayına hangisine gireyim yani? Büyük Çiller olayına. Evet, bir de Çiller'le ilgili bir hadise varmış. Onu yani neresinden artık bunu tutalım bilmiyorum. Neyse yani. O kadar evet, eleştirmeyelim ana muhalefeti canım. Şenol Bey, Suriye değil de artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay süreciyle ilgili söyleyecekleriniz varsa onlar alalım. Benim Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili aslında söylemediğim bir şey kalmadı. O zaman geçelim. Yok, geçmeyelim de. Yani tekrar olacak bazı şeyler, izleyicilerimiz sabır göstersinler. Bu parti
Türkiye'de halka rağmen var olan ve hala devamlı varlığını devam ettirmeye çalışan düzenin örtülü iktidar gücünü temsil etmek, bunun ikamesi, devamını sağlamak üzere kurulmuş, inşa edilmiş. Türk siyaset ekseninde de siyaset dışı bir takım mekanizmalarla iletişimi sağlamak, yeri geldiğinde beslenmek, yeri geldiğinde de onları beslemek için oluşturulmuş bir siyasi organizasyondur. Yani dolayısıyla Türkiye'nin değişim ve dönüşüm süreçleri içinde de sürekli olarak bu süreçleri nasıl sekteye uğratırım veya uğratamıyorsam nasıl kanat kırdırırım mantığıyla yapılanmalara giden, kadrolaşmalara giden, kurultaylara giden bir partidir. Bu geleneğin devamı olarak da şimdi işte o onu bir şey diyor, öbür ona bir şey diyor. Hiç merak etmeyin. Yani şu anda muhalif olan insanlar gelseler genel başkanlık koltuğuna otursalar falan, bu defa da diyeceğiz ki ya bu Kılıçdaroğlu sanki bir daha iyiydi. Hani şimdi diyorlar ya bu Baykal şöyleydi böyleydi falan. Yani inanın böyle. Günlük ihtiyaçlara göre ama insanların, milletin değil bakın. Sistemin ihtiyaçlarına göre kendini dizayn eden, refleksler geliştiren bir partidir. Eleştirmek için söylemiyorum. Yeniden yapılanırlar. Demokrat bir model içinde bu halka daha yakın, halkın bütün kesimlerine daha yakın bir parti modeline falan girerlerse Türkiye'ye hizmet etmiş olurlar. Bizi de memnun ederler. Bir cümle ekleyebilir miyim? Burada biz mesela aslında yapıcı eleştiride bulunuyoruz. Yoksa biz CHP'yi yerden yere vurma değil. Sol ayağı çalışmayan bir Türkiye. Bu ne oluyor? Genel toplamda kimi? Cumhuriyet Akbaşı solcu falan da değil. Evet. Bakın yani bu sağ solun dışında ama bir şey. Ama sol çalışmıyor Türkiye'de yani mesela. Üçgenin üzerinde tamamen sisteme endeksi, sistemi dizayn, kontrol ve devamını sağlamak için. Hakiki manada bir sol parti olmayışının eksikliğinden bahsediyor. Bir şey yani bir bu siyasi parti falan değil Cumhuriyet Akbaşı. Aslında aynı mantıkla bakılacak siyasi parti diyemeyeceğiniz başka partiler de var. O ayrı da ama Cumhuriyet Halk Partisi bir siyasi parti değildir. Bir siyasi parti kendini devlet görmez. Halka yüzünü döndüğünde devletle ilgili nutuklar atmaz. Siyasi partilerin vazifesi toplumdaki talepleri devlete taşımaktır. Ya Avrupa'daki klasik sağ partilerin refleksinden daha da belki şey katı bir devletçi. Evet Doğu Hocam noktayı sizle koyalım. Tamam. Şimdi arkadaşlarımın analizinde solla ilgili bir fıkra anlatacağım ama zamanımız yok. Programdan sonra anlatırım. Peki. Arkadaşlarımın şeylerinde, tahlillerinde bir şey gördüm. Eklenmesi gereken bir şey. Ne kadar kibarım görüyorsunuz değil mi? Yani. O da CHP'yi... Ya arkadaşlar bir eksikliği yoktu da. Yani. Yok zaten. Neyse. CHP'yi bir örgüt olarak alıyor. Bir siyasi örgüt olarak alıyorlar. Ve o yüzden de onu işte yapmadıkları şeyler veyahut da yaptıkları şeyler konusunda eleştiriyorlar. Ama Halk Parti'nin destekçilerini ihmal ediyorlar. Halk Parti'nin İşte bir %20 civarında falan bir destekçisi var. Yani o da halk. Onu unutmayalım. Yani halktan kopuk bir teşkilat değil o. O da halk. Ama öyle bir halk diyor, devleti toplumdan daha fazla önemsiyor. Devleti toplumun sadece yöneticisi değil, yönlendiricisi, şekillendiricisi olarak kutsuyor. Ve kendisini toplumsal örgütlenme ve toplumsal dinamikle ifade edeceğine, devletin araçlarını kullanarak işte hem toplumu hem de bütün diğer başka siyasal süreçleri yönlendirebileceği geleneğinden hareket ediyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir taban var. Ve bu taban var olduğu sürece CHP veya benzeri örgütler olacaktır. Ha ne yapacaktır? Doğru dürüst muhalefet edemeyecektir. Çünkü muhalefet iktidarın uygulamalarını daha iyi bir alternatif sunabilmektir. Bu anlamda bir tane bence muhalefet partisi var. O da BDP'dir. Farklı bir şey öneriyor çünkü. CHP en kalabalık muhalefet partisidir. Ondan sonra daha az kalabalığı vardır MHP. O nedenle CHP'yi sadece bir örgüt olarak, yani bir siyasi teşkilat olarak şey yapmayalım, eleştirmeyelim veyahut da bakmayalım, eleştirimizi onun üzerinden yürütmeyelim. Onun bir tabanı var ve o taban
kendisinin Türkiye kaderine egemen olduğu işte 1960'lara kadar ve 60'lardan sonra da zaman zaman darbelerle iktidarını sürdürebilen veya iktidardan pay alan bir anlayışa dayanıyor. Şimdi CHP'ye destek veren %20 veya 25'lik o taban anlaşılıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bu siyasetinden memnunlar. Memnun oldukları için aynen de yükseltmişler. Aynen onu söylüyorum. Aynen evet. Onu söylüyor. CHP'den bugün memnunlar onlar. Yani CHP değişmiyor falan değil. O taban CHP'nin değişmesini istemiyor. Evet. Yani eğer bunu böyle anlarsak daha realist bir analiz yapabiliriz. Halkın iktidarına değil, devletin iktidarına o kadar alışık. Kendileri çünkü devletti. CHP devletti. Yani devleti kuran partiydi. Devlete sahip olan partiydi. Muhtıra veriyorlar hocam. Anladım. Yani şunu söylemek istiyorum. CHP'nin değişmemesi tabanının CHP'nin bu şekilde olmasını istediği içindir. Şimdi buna o taban dünyadaki, ülkedeki değişime ne kadar direnecektir? Bu tabii bir buz kütlesinin güneş karşısındaki duruşu gibidir. Evet. Çünkü donmuş bir taban bu. Bütün sözleri söylemeyin hocam. Aksi halde Şenol Özbek gibi tekrar etmek zorunda kalırsınız. Çünkü bayağı bir hafta daha bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmamız gerekiyor. Peki, tamam. Öyle diyor. Çok teşekkürler. Değerli seyirciler, Sivil Düşünce'den bu akşamlık bu kadar. Gelecek hafta yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.